TV ekranlarında söylemezsem olmaz başlıyor. Pınar Eriçe, Bilal Özcan, Didem Delen, Hande Sarıoğlu. İşte geldik, buradayız. Bomba gibi haberlerimiz var. Dört dörtlük kadromuz var. Sizleri de ekran başına, bizler burada yorum yaparken katılımlarınızı bekliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, havalar soğudu. Malumunuz artık üşüye üşüye biz yayınlarımıza çıkıyoruz ve geliyoruz işimizin başına. Ama size çok güzel bir önerim var sevgili izleyiciler. Sıcacık bir bitki çayı yapıyorsunuz. Hı. Sıcacık battaniyelerinizi şöyle bir üzerinize çekiyorsunuz. Ve bizleri izliyorsunuz. Günaydın olsun. Günaydın efendim. Evet, havalar soğudu ama bizler sizlerin içini ısıtmaya adayız. Bomba gibi haberlerimizle, ilk kez bizden duyacağınız konularla ve çarpıcı yorumlarımızla efsane programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Günaydınlar olsun efendim. Hem Türkiye'den hem yurt dışından bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan kocaman öpücükler, sevgiler olsun. Haftayı yine bomba gibi kapatacağız. Olay yaratacak gündemlerimiz ve haberlerimiz var. Sabırsızlıkla bekliyoruz sizlere bunu sunmak ve burada değerlendirmek için. Tabii sizler de bizlere katılmanız suretiyle çok keyifli bir program olacak yine. Peki efendim, ben bir iletişim adreslerini hatırlatayım size. Instagram'da günün fotoğrafının altında biz burada konuşurken sizlerin yorumlarınızı bekliyoruz. Söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Günün bölümü YouTube'da yayınlanıyor. Oradaki yorumlarınız da bizler için çok değerli. Söylemezsem olmaz olarak YouTube'da da varız. Ve bir WhatsApp iletişim hattımız var. 0552 770 06 23. Bildikleriniz, duyduklarınız, çektikleriniz varsa bizlere eğer WhatsApp'tan gönderirseniz biz onları burada haber olarak konuşuyoruz. Sizlerin hiçbir şekilde ifşalamadan. Pınar Eriçe official. Ünlü şarkıcının kocasına tehdit. Aramızda okyanuslar olsa da gelir oraya. Vay vay vay, neler oluyor? Bilal Özcan official. Biraz sonra konuşacağız. Ve Didem Delen dedi. Efendim, HND'de bana ulaşmak isterseniz benim özel kişisel şahsi adresim, yazıyorsunuz oralarda haberlerinizi. Sizleri yorumlarınızla bugün bizlere katılmaya, haftayı birlikte kapatmaya davet ediyoruz. Biz çok hazırız. Sizler de hazırsanız klasikleşen magazin turumuzda söylemezsem olmaz başlasın. Muhteşem sahneler, dikkat çeken paylaşımlar, aşk açıklamaları, hepsi ve daha fazlası söylemezsem olmazın hazırladığı magazin turunda. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde unutulmaz performanslar. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününde Emircan İrek ve Fatma Turgut sahne performanslarıyla Diyarbakır'daki müzikseverlere güzel bir gece yaşattı. Çiçek Deniz Rüzgarı. Geçtiğimiz gün düzenlenen ve ünlü bir markanın defilesine özel davetli olarak katılan Dilan Çiçek Deniz, tüm dünyanın izlediği defileye hazırlık anını paylaştı. Ünlü çiftten romantik poz. 17 Eylül'de Roma'da dünya evine giren Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz çifti evliliklerinin 1. ayını bu fotoğrafla kutladı. Sincap gibi yaşadım. Kadın cinayeti temalı fotoğraflar çekildiği için tepki gören Uras Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından 30 günlük Floransa ve daha fazlası bir sincap gibi yaşadım notuyla paylaşım yaptı. Aşık mı, arkadaş mı? Oyuncu Bade İşçil, şarkıcı Buray ile aşk yaşadıkları iddialarına "O benim arkadaşım, sonra platonik takılıyorum" dedi. Afra Saraçoğlu 10 milyonu aştı. Yalı Çapkını dizisinin seyranı Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabının takipçi sayısı 10 milyonu geçti. Yeşilçay'dan dünya ünlü modellere gözdağı. Nurgül Yeşilçay, Amerika Birleşik Devleti'nde geçtiğimiz gün gerçekleşen ve tüm dünyanın takip ettiği bir markanın defilesindeki mankenlere bakın nasıl gözdağı verdi. Çektin mi? Çektim. Neslihan Atagül'den hamilelik pozu. 2018 yılında Kadir Doğulu ile dünya evine giren ve bir erkek çocuk bekleyen Neslihan Atagül kameraya hamilelik pozunu böyle verdi. Olan çiftin 3. çocuklarının cinsiyeti belli oldu. İki kız çocuğu olan Volkan Demirel, Zeynep Sever Demirel çifti 3. çocuklarının da kız olacağını bu paylaşımla açıkladı.
Ablanız yeni gelmedi, geri geldi. İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, Ablanız yeni gelmedi, geri geldi notuyla çekimler için Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan İnci Taneleri dizi ekibiyle tekneden fotoğraflar paylaştı. Kendisiyle ilgili iğneleyici yorum. 36 yaşındaki komedyen Yasemin Sakallıoğlu yıllar önce Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafa "Beni şu kilomdan beri takip edenler şu an kaç kilo acaba? Şu an bu kot ancak koluma olur" ifadeleriyle kendisine eleştirel not yazdı. Hülya Avşar için hasat zamanı. Ayvalık'taki yazlığında olan Hülya Avşar yardımcısının elinden tarağı aldı ve zeytin ağacına çıktı. Allah! Öyle olmaz bu işler bak. Tamam mı? Hoppa. Heh. Ver. Ay hasat. Bereketli. Anne oğul Barcelona'da. Model ve sunucu Ebru Şallı oğlu Beren Tan ile İspanya'nın Barcelona şehrindeki gezisinden fotoğraflar paylaştı. Saatte 5 milyon TL. Şevval Sam'ın Konak Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2 saatlik konser için tam 5 milyon 300 bin lira ödeyeceği ortaya çıktı. Konser ücreti sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kapıldım gidiyorum. Fenomen isim attan düştü. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic sevenlerini korkuttu. Bir süredir binicilik dersleri alan Danla Bilic ata binerken dubalardan atladıktan sonra yere düştüğü anlar böyle kaydedildi. Sultana, Fahri Doktora. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan bir üniversite tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Umut Akyürek'in kızından olay paylaşım. Umut Akyürek Söylemezsem Olmaz programında kızının yasaklı madde kullandığına ve kızıyla ilgili yaşadığı sorunlara değinmişti. Bütün büyükler, aile büyükleri herkesten kopuyor. Öyle bir hale geliyor ki tek düşüncesi onu nasıl bulurum, nasıl ulaşırım. Kızı Melek Bal sosyal medya hesabından kollarındaki jilet yaralarını gösteren fotoğrafı paylaşıp "Başladı bizim mesai" notunu yazdı. Tanyeli için sevindirici gelişme. Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli'yi ziyarete giden Emel Müftüoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tanyeli bugün müjdeli haberi verdi. Yakında TV programına başlıyor. Konuk listesi çok fena. Yok yok notuyla müjdeli haberi duyurdu. Aklımızdasın ve kalbimizdesin. Geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan Özkan Uğur'un ailesi sanatçının doğum gününü "Hep aklımızdasın ve kalbimizdesin. Doğum günün kutlu olsun" notuyla kutladı. Özkan Uğur'u yakın arkadaşları Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Fuat Güner doğum gününde bu paylaşımlarla andı. Efendim dün Umut Akgürek bizim canlı yayınımıza bağlanmıştı. Evet. Ve çok güzel bir yayın olmuştu aslında. Çok önemli bir yere farkındalık yaratmıştı. Bir öncülük yapmıştı. Her ne kadar kendini bilmez bazı izleyenler, bazı halkımızdan insanlar tarafından bir anne kızını nasıl böyle ifşalar diye eleştiriler alsa da Umut Akgürek kızı maalesef çok uzun bir süredir 7-8 senedir hatta 12 yaşından beri diyelim biz buna yasaklı madde kullanıyor. Çok mücadele etmiş anne baba olarak, ailesi olarak ancak başa çıkamamışlar ve bizlerden, halktan, devletten artık bununla hep beraber mücadele etmeliyiz diye aslında bir yardım çağrısında bulundu. Ben kollarını gördüğümde dedim ki aman ya Rabbi. Çünkü dün biz bu konuyu konuştuk. Bunun üzerine de kızından bu fotoğraf geldi. Ki yaşanan her şeyin de bir fotoğrafla
aslında özeti. Ama bu yaşananlar 1-2 aylık bir mevzu değil. Bu çocuk 13 yaşından beri, 12 yaşından beri bu sıkıntılarla mücadele ediyor. Beraberinde ailesi de. Ve bu mücadele ederken de karı koca o kadar yıpranmışlar ki sanat hayatı olan iki insandan bahsediyoruz. Bir yere kadar susabiliyorsunuz. Bir yerden sonra artık feryat ediyorlar. Bu ve bunun gibi diğer çocuklar kurtulsun, bunun için gerekli önlemler alınsın diye. Çünkü ebeveyn gözetiminde bu rehabilite çalışmaları yapılabiliyor ama 18'inden sonra bu çocuğun rızası gerekiyor. Bu çocuk bu haldeyken zaten bir rızada bulunabilecek durumda değil ki. Yani illaki kendini öldürmesini mi bekliyoruz? Kendine i̇şte zarar vermesini mi, ailesine zarar vermesini mi bekliyoruz? Böyle milyonlarca çocuk var. O yüzden o kadar haklılardı ki feryatlarında ve en detaylı bilgiyi de dün bizim yayınımızda bizlerle paylaştılar. Çok sayıda yorum gelmiş, çok sayıda mesaj gelmiş. Aynı dertten muzdarip çok fazla anne baba var. Onların da bir nevi sesi oldular. İşte orada da anayasa çünkü herkes... Reşit olduktan sonra kimse karışamaz ona. Anayasaya göre insanlar kendi hayatını istediği gibi kurma özgürlüğüne sahip. Anne baba da karışamıyor. Çocuk isterse evi terk ediyor. Zorlamayla hastaneye bir yere gönderemiyorsun, hastaneye yatıramıyorsun. Dolayısıyla mahkemeler vasi tayin edilmesi için dava açıyorsun. O davanın hemen neticelenmesi lazım. Raporla birlikte, doktor hastane raporuyla birlikte maalesef uzadığı için de yatıramıyor hastane, razı olmuyor kız. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim bu konuda. Evet, dünkü yayınımızdan dolayı çok tebrik aldık. Çok kutlayıcı mesajlar geldi sizlere. Teşekkür ediyoruz. Devletimiz bu konuda elinden gelen her şeyi yapıyor. Sağlık Bakanlığı'nın madde ile mücadele danışma ve destek hattı var. Değerli izleyenler, batan kıyısında olduğunu düşünen gençler, öğrenciler, özellikle aileler hiç çekinmeden Alo 191 hattını arayın. Ben orayı aradığım zaman benim ismimi isteyecekler, kimliğimi. Hayır, asla. Size adını soyadını sorulmayacak. TC'niz, kimliğiniz, anne adı, baba adı, adres, hiçbir şey sorulmuyor. Orada görev yapan, telefonun ucundaki kişiler özel eğitimden geçmiş psikolog ve sosyologlar. Ve arayan kişi gönül rahatlığıyla derdini onlara anlatabilir. Arayan kişileri ihtiyaçları doğrultusunda her türlü yönlendiriyorlar ve her türlü desteği de veriyorlar uzmanlar. Özellikle anne ve babalar için bu hattı kullanmak ve gençler için, imdat çağrısı yapacak gençler için de çok önemli. Çok önemli. Şimdi ben bu resme baktığımda, dün gördüm bu resmi, evet, içim acıdı. Kaldı ki Umut Hanım, yani o annenin ve o babanın kalbi nasıl acıyordur tahmin edebiliyorum. Lakin şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir insan, şimdi hangimiz kendi bedenimize böyle bir zarar, böyle bir acıyı verebiliriz? Şöyle düşünün. Kendi bedenine acımayan, bu zararı veren bu çocuğumuz karşındaki insana neler yapabilir? O yüzden bir an önce tabii ki de hemen tedaviye de alınmış, buna da bir çözüm bulunmuş ama... Ben genç kızımız için çok üzülüyorum. Çünkü ben de bir anneyim. Şunu söylemek istiyorum. Düşünsene, ömür boyu, hayatı boyunca taşıyacağı bir izler. Yani bu çocuklarımıza ne yapılıyor? Yani bu gerçekten çağın, artık anne babaların dört göz açıp çocuklarını her şekliyle kontrol edeceği. Efendim, Z kuşağı, işte arkadaş gibi davranın, onlarla böyle olun. Yok kardeşim. Otorite de gerekiyor. Bir çocuk ancak kendi aile içerisindeki eğitimiyle, önce kendi aile içerisindeki yasağı bilecek. Ya bizim annemiz bizi gözlerimizle yönetirdi ya. Benim annem hala benim gözüme baktığı zaman ben, annemin bana söylemek istediği bir şey var derim. Bir de şöyle bir şey derdi mesela anne babam. Sana güvenmiyorum değil, insanlara güvenmiyorum derdi. Ben bu yaşıma geldim, bunu öğrendim. Şimdi çok daha tehlikeli. Ama işte bu yaşımıza gelmeden biz... Çocuk, yani bu yeni nesilde bir şey var. Evet. Bakın arkadaşlar, bu bir sanki insanları hani böyle diyorlar ya, zombileştiriyorlar. Yok, işte zombileştirmeye gerek yok. Niye zombileşiyoruz? Niye? Çünkü çocukları kendi başına ellerinde telefon ve tabletlerle baş başa bırakıyoruz. Hiçbir şekilde kontrol denetimsiz. Yok. Yani o çocuk eline o telefonu alıp o internete, o YouTube'a girdiği zaman, kaydırdığı anda önüne seçenekler geliyor ve siz onu filtreleseniz de neleri izlediğinin farkına varamıyorsunuz. Yeter ki benimle ilgilenmesin,
Ben kendi işime bakayım. Ağlamasın. Ben kendi yemeğime bakayım. Yapmayın. Çocuk orada ne yapıyorsa yapsın diye bıraktığınız çocukların orada izledikleri şeyler, işte küçücük çocuklar ağaç yaşken eğilir dediğimiz nokta bu işte. Bunlar öyle kendi başlarına büyülüyor ki, bir yandan da şu var. Efekan oğlum, ha, sen mi karar verdin? Sen nasıl söylüyorsan evet, evet oğlum. Senin yanlış. Kararın, senin kararın, tamam. Bizim evimizde Efekan ne diyorsa öyle olur. O bir yani birey. Küçücük bir çocuk. Tabii şimdi artık birey. Hani anneler o, çok fazla çocuklarının üstünde yaşıyorlar ya. O yüzden çocuk ne derse o evde. Senin dediğin şey çok doğru. Ya biz çok sağlıklı bireyleriz. Biz bu haberleri sizlere aktarırken aklımız hayalimiz almıyor ama şunun da farkına vardım. Artık o kadar fazla duyarsızlaştık ki alıştık. Gün be gün daha ne kadar kötü haber alabiliriz ya da verebilirizin farkındayız. Bu duyarsızlıkla birlikte ya biz burada iki tane kafası kesilen kızı konuştuk. Küçücük 2 yaşındaki bebek istismara uğradı. Yani burada şimdi bak sanat camiasının da başında Umut Akgürek çıkmış kendi kızı için feryat figan. Benim kızım bana saldırıyor diyor. Yani ve bunları biz duyuyoruz, konuşuyoruz ve ondan sonra yarın hiçbir şey olmamış gibi yeni bir haberi sizlerle paylaşıyoruz. Ya bağışıklık kazandık artık yani. Şimdi her geçen gün gördüğümüz bir olay diğer olayın hafif kalıyor. Hafifletiyor. Alıştık yani, bunlar bizim için normal haberler olmaya başladı. Korkunç ama haberler aslında bunlar. Evet, evet. Biz de magazin programıyız aslında. Hani bak magazin programıyız ama gündem o kadar yani karışık ve kaos içerisinde ki maalesef sizlere bunların da haberini vermek durumundayız. Farkındalık yaratabilmek için efendim. Peki Umut Akgürek tekrardan geçmiş olsun. Çok geçmiş çok önemli bir öncülük yaptı bir anne olarak. Kolaylık bunu versin. Da belirtelim çok yani. Acı. Destek olun yani kadına, köstek tabii, değil. Tabii aynen. Tabii. Peki şimdi şey varsa önümüzde biliyorsunuz ki 29 Ekim var ve 29 Ekim kutlamaları kapsamında Konak Belediyesi şey varsa mı çıkartıyor. Şey varsa mı da ödeyeceği miktar 5.300.000 lira. Ve bir infial çıkıyor. Vay efendim 5.300.000 mü? Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorduk hani. Nasıl bu kadar büyük rakamlar bir 2 saatlik bir program için 5.300.000. Buyurun tartışalım. Şimdi şöyle bir şey, özellikle İzmir bölgesinde bu kadar çöp problemi, altyapı problemi varken bir konser, evet onlar da oradaki halk için işte 29 Ekim çok önemli bir bayram bizim için ama bu kadar sorun varken 5 milyon gibi bir rakam, yani burada Şebal Hanım da beni sakın yanlış anlamasın, yani bunu hak etmiyor anlamında söylemiyorum, muhakkak hak ediyordur ama İzmir bölgesinde bakın arkadaşlar, İzmir Belediyesi'nde çok büyük problemler var. Yani mesela Bodrum'u nasıl konuştuk bütün bir yaz, evet. Ama İzmir halkının eğer git bir konuş orada neler söyleyecekler size. Bu kadar ihtiyacı başka bir yerde kullanılabilir bu para. Evet. Yani bir konser için 5 milyon bana çok fazla geldi. Yani bence başka bir olayda, başka bir ne bileyim bir çöp arabası daha alınsa veya ne bileyim bir çukur kapansa bu konserden çok daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz bu paranın harcanması. AK Parti Ankara Milletvekilimiz Osman Gökçek İzmir'e gitti ve bu videoda gördüklerimize inanamadık. Sokaklar evet. Lağım, denizler pislik, parklar çöplük içindeydi. Bakın evet. Biz yazdan yaza tatilden tatile gidiyoruz. İzmir halkı bizzat bu pisliğin içinde yaşıyor. Bakın ve bakanlık bunu temizlemeye çalışıyor ve Büyükşehir Belediyesi hizmet etmiyor. Etmiyor ama ve gidiyor 5 milyona. Onun üzerine 13 tane şoföre tasarruf tedbirleri kapsamında bu eskiyen lastik paralarını sizin maaşınızdan keseceğiz deniliyor. Bu belediye başkanı, aynı belediye başkanı, bakanlık borç içinde yakında pankart asacağız diyor. Ama bir konsere 5 milyon 300 bin lira ödüyor. Bütçe ayırabiliyor. Şimdi, evet, şimdi Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Hepimiz kutlayacağız bu özel bayramımızı. Ancak Cumhuriyet Bayramı'nda 5 milyon 300 bin liralık konser yapınca bu bayramı coşkuyla kutlamış olmuyoruz. Siz şimdi buraya ayıracağınız bütçeyle her ay 1000 TL'den tam 441 tane kız çocuk okutabiliyordunuz mesela. Bunu yapabilirdiniz mesela, eğer Atatürk'ün izinden, atamızın izinden, onun önderliğinde gitmek istiyorsak böyle bir yola da başvurabilirdik ama CHP Belediyesi her zamanki gibi popülist algıyla yandaş sanatçılarına
konser vermeyi tercih ediyor. Evet, daha önce de geçen sene de Tarkan'a 23 milyon 540 bin lira Büyükşehir, İzmir Büyükşehir Belediyesi ödemişti. Ve Tunç Soyer, o zamanki belediye başkanı, bedava yapacak, sponsorlar karşılayacak diye bir yalan söylemişti. Yalan da sonradan ortaya çıkmıştı. İzmir'de neden bunlar oluyor? Neden böyle fahiş harcamalar yapılıyor ve halkın cebinden çıkıyor bu para? Halktan izin alıyor musunuz? Halka bilgi veriyor musunuz? Tamam, yetki aldın. Şehri, Konak ilçesini yönetmek için, ama bu yetki aldınız diye halkın parasını har vurup harman savuramazsınız. Şevval Sam'ın kaşe bedeli olarak yazıyor faturada. Şevval Sam'ın kaşe bedeli 5 milyon 300 bin lira mıdır yahu? Şevval Sam'a her konserinde bu para mı ödeniyor yahu? Siz kimi kandırıyorsunuz? Ne dolaplar çeviriyorsunuz? Bu para kimlerin cebine gidecek? Bir açıklayın halka. Oy aldığınız halka açıklamak zorundasınız. Bunu açıklamak zorundasınız. Bütün basın sizi yazıyor. Bütün sosyal medya sizi yazıyor. Yazık, günah ya. Halkın parasına yazık, çarçur edemezsiniz. Arkadaşlarımın dediği gibi, o güzelim İzmir'i ne hale getirdiniz sizler ya? Beceriksizliğinizle yönetemeyerek yıllardır ne hale getirdiniz? Bir de böyle yaparak tüy dikiyorsunuz. Allah sizi nasıl bilirse öyle yapsın. Ben Şevval Sam'ın yerinde olsam bunca şeyden sonra o konseri iptal ederim. Eğer etmezse bilin ki Şevval Sam da bu işlere alet oluyor. Şevval Sam. Kaç konserden bugüne kadar 5 milyon 300 bin lira aldın? Bir listesini gönder de alkışlayalım seni, olur mu? Kendini, ismini böyle şeylere nasıl alet ediyorsun ya? Ya şimdi zaten orada bir hizmet sorunu olduğu için en azından şöyle, halk da daha mutlu olmaz mıydı hizmet? Hizmet, halk hizmetle mutlu olur. Peki arkadaşlar. Ya insanın gücüne gidiyor ya. Biz fakir bir ülkeyiz arkadaşlar. Çok zengin bir ülke değiliz. Henüz petrolümüze kavuşamadık. Henüz doğalgazımıza tam anlamıyla kavuşamadık. Bizim insanlarımız hala pazara gidip de akşam saatini bekliyor alışveriş yapmak için ya. Bir kilo domates almak için, ucuzlasın diye. İnsanlar yerlerden topluyor geri gelince sebzeyi evine götürmek için. Sen nasıl 5 milyon lirayı 2 saat şarkı söyleyecek diye bir şarkıcıya peşkeş çekersin ya. Sinirleniyorum ya. Çok haklısın abi. Vallahi billahi dün gördüm daha ya. Kadıncağız kucağında bebeği. Aynı düşünce. Çöp konteynerinin yanında atmışlar bozuk domates kasasını oraya. Oradan domates seçiyordu ya. Gel üzerine bu haber. Evet. Geçeyim mi başka diğer habere? Geçelim. Peki çok uzun zamandır yeni bir aşk görmüyorduk aslında. Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken açtı haberini vermiştik Berkay'ın kulisinden. Şimdi muhabirlerin karşısına ilk kez el ele çıkmışlar. Hadi bir görelim bakalım yeni aşıklar neler konuşmuşlar. Geçtiğimiz hafta aşklarını ilan eden Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç ilk kez birlikte görüntülendi. Gittikleri mekandan el ele çıkan ikili sürpriz aşkları için ne dedi? Hayırlı olsun diyelim yeni evet, ilişki. Evet, beklenen çift sonunda görüntülendi. Neler söyleyeceksiniz ilişkiyle ilgili hemen? Çiçeği burnunda çift nasıl tanıştı? Nasıl başladığı vesaire onları artık... Aşk kıvılcımlarını nerede yaktı? Vallahi biz de Berkay Bey. Demet Özdemir'le kısa süren evliliği sonrası kalbini aşka kapayan Oğuzhan Koç, 1,5 yıllık aşk orucunu bozdu. Geçtiğimiz ay Oğulcan Engin'in mekanında düzenlenen lansmanda oyuncu Hazal Subaşı'yla hayatında yeni bir sayfa açtı. Geceye ayrı ayrı katılan ikiliden Hazal Subaşı, 1,5 yıl birlikte olduğu Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı'yla ayrıldığını duyurdu. Aşka dönelim. Onlar kadar onun diyeceğini biliyordum ki. Makas izliyor. Ben hep sizin aşkı merak ederim. Yakalamaya çalışıyorum. Yakalıyorum. Evet. İlişkiye ne durumda? Bitti mi yani? Evet. Hadi ya. Konuşarak artık arkadaşız. Ebesinin sebebi ne bileyim? Güzel giden bir beraberliğiniz de var aslında. Evet, ama genel. Çok genel sebepler yani. Oğuzhan Koç ise aşka yeşil ışık yaktı. Yolunuzun yanı sıra aslında özel hayatınızla merak edilmiyor değil Oğuzhan Bey. Öyle mi? Evet. Ben hak edecek hiçbir şey yok özel hayatımda.
her şey olması gerektiği gibi sakin. Aşk var mı peki? Yok. Kapattınız mı kendinizi? Niye kapatalım canım? Aşkı kapatırsak işimizi yapamayız. Ben müzisyenim, besteciyim. Aşka kapılar kapalı değil ama şu an tam açık gibi de değil. Bakalım yani. İkili arasında o gece başlayan yakınlık çok geçmeden aşka dönüştü. Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın sürpriz aşklarını dinlemeye gittikleri arkadaşları şarkıcı Berkay ve Eser Berfu Yenenler çifti paylaştıkları fotoğrafla duyurdu. Beklenmedik aşk haberinin ardından yorumcumuz Didem Delen'in iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oğuzhan Koç'un uzun süredir görüştüğü ve gizli tuttuğu bir kız arkadaşı olduğunu ileri sürdü. Onun zaten görüştüğü birisi var uzun zamandır, Oğuzhan'ın. Hmm. Hatta bu görüştüğü kişiyle Demet Özdemir'le evliyken de yine görüşüyordu. Bu yeni aşkın akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken çiçeği burnunda çift ilk kez görüntülendi. Evet Ozan Bey. Kadın Hanım, hayırlı olsun diyelim yeni evet, ilişki. Evet, beklenen çift sonunda görüntülendi. Neler söyleyeceksiniz ilişkiyle ilgili hemen? Abi öncelikle mutluluk arttırırız. Çok teşekkür ederiz. Birlikte gittikleri mekandan el ele çıkan ikili muhabirlerin tebriklerini kabul etti. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür nasıl ederiz. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda, nasıl başladığı vesaire onları artık böyle geniş zamanda konuşalım isterim. Vallahi biz de Berkay Bey. Soruları şimdilik yanıtsız bırakarak araçlarına binip mekandan ayrıldılar. Ufukta bir evlilik görünüyor mu acaba Osman Bey? Bunu sorsaydım. Her şey çok yolunda. Çok teşekkür ederiz. Sizi de beklettik. Kusurumuza bakmayın. Affedin bizi. İsmailcik, nasılsın? İyi misin? Eyvallah. Görüşürüz. Ayağınıza sağlık. Hoşça kalın. Bay bay. Evet, Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı. Aslında bu haberi ilk ekranlara getirdiğimiz zaman Didem Delen'in bir aslında iddiası vardı. Şu Bahçeşehir'deki kız meselesi. Konuyla alakalı da biz Oğuzhan'la konuştuk. Oğuzhan da dedi ki hani kimmiş dedi o Bahçeşehir'deki kız. Bana da söylerse benim de haberim olsun. Çünkü hani o lokasyonu belki bir kere konsere gitmişliğim oldu mu olmadı mı onu bile hatırlamıyorum. Hani zaten oraya bile gitmiyorum. Hani hiç gitmediğim, nerede olduğunu bile bilmediğim bir yer şeklinde bir cevap verdi efendim. Ne diyecekti? Yani şöyle kim haftada olduğunu... Haftada bir gidiyorum mu diyecekti? Kim olduğunu o da merak ediyormuş. Yani kendisi de merak ediyormuş. Şu an zaten olsa da yok diyecek. Hayatım bir ilişkiye başladı. Ne yapacak yani? Hayır bütün yani? Hani şey olmuş. Arkadaşları da kim ya bizim diye. Haberimiz yok diye. Hani çünkü hani... Demet Özdemir zamanından beri... Çok eski bir hikaye bu. Peki bu kız eski bir hikaye yani. Kopamadığı bir ilişki ama tam olarak bir ilişki de diyemeyiz anla. Hani görüşüyorlar arada. Yani öyle hani bir flört ediyorlar diyelim. Ona flört demiyoruz biz. Ben yumuşattım. Ama kendisi de o Bahçeşehir'i özellikle belirtmiş olduğun lokasyonla hiçbir bağının olmadığını... Ve bugüne kadar hiçbir ünlü Hande, açıklasın diyor dakika, yani. Ben açıklamasını istiyorum diyor. Tamam, ay kişi mi açıklasın hani diyor. Hani kimse diyor ben de bileyim bak, diyor bir yani. Dakika, burada Didem'in arkasındayım. Evet. 48 yıldır magazin gazeteciliğini evet. yapan, üniversitede 5 sene İstanbul Üniversitesi'nde bu işin dersini vermiş bir gazeteci olarak. Hiçbir ünlü bugüne kadar kendi aleyhinde olan bir şeyi evet öyle diye demez, onaylamadı, demez. Onaylamaz. Hiçbir ünlü değil Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç çapkındır. Oğuzhan Koç gönül eğlendirir, kızlarla beraber olur. İhanet ettiği de söylenir, iddia edilir. Arama motorlarında görebilirsiniz. Yani Oğuzhan Koç'un bu böyle değil demesiyle Didem'in istihbaratının yanlış olduğu anlamına gelmez. Didem peki, doğru söylüyor. Olduğu anlamına da gelir mi? Tabii gelir. Doğru söylüyor yani Didem. Yani %100 doğru mudur Didem bu haber? Didem aldığı istihbaratı evet, doğrulatmadan niye bunu söylüyorsun? %100 doğru mu? Kişiyle bizzat resimlerini biliyorum, yazışmalarını biliyorum. Hala şu anda görüşüyorlar mı onu bilmiyorum ama. Demet Özdemir'le birlikteyken mi görüşüyorlarmış? Evet ya o dönemden beri yani bir görüşmeleri gelmiş, vardı. Gitmiş gelmiş ama değil ama o varmış. Böyle dışarıya çıkarken elinden tutup da bu benim ilişkim diyeceği bir ilişki. Bu çok kötü bir şey ya. İlişki değilmiş değil. Kız. Erkekler anladım. Bunu çok yapıyor. Yapmıyorlar anladım mı? Allah aşkına kızlar ya. Şu an çok fena. Yani bunu ya yapıyorlar kadınlar yani. Yani. O da çok fena. Ha, ünlü biriyle el ele tutuşacaksın. Senin arkadaşın mı? Ama benim arkadaşımın arkadaşı. Çok yakın arkadaşım. Hani fotoğraflı belgeli mi? Evet ama ona yani veremem dedi. Kesinlikle veremem dedi. Peki kızın da şu anda bir ilişkisi var zaten. Ha. O kızın şu anda bir ilişkisi var. Evet o anladım. Anladın mı? Konuyla alakalı Oğuzhan Koç'un yani belirtmiş olduğu ve bana ulaşıp da söylediği şey sadece şuydu. Bahçeşehir'de sürekli oralarda olduğum ve
Orada bir sevgilimin olduğu ve sürekli görüştüğüm konusuyla alakalı hiç Bahçeşehir'e gitmedim. Hani gittiysen de belki bir kere konsere gitmişliğim vardır diye bir açıklamada bulundu kendisi adına. Ben sizlere bunu bildireyim. Hani bu bir iddiadır diye zaten söylüyoruz bütün haberleri. Cevap hakkını kullanmış diyelim. Kullandım. Bu yönde kullanmış. Erkekliğin 10'da 9'u inkar şeklinde. Çok şaşırtıcı bir durum olmadı. Yani evet ben yaptım demesini ben Oğuzhan'dan hiç beklemiyorum. Öyle bir dürüstçe tavır zaten. Evet. Zaten şu anda ilişkisi var. Söyleyemez böyle bir şeyi. Oğuzhan Koç yani. Önce Zeynep Koçak 8 yıllık sevgilisi evleneceğini zannettiği Zeynep Koçak'ın hayal kurduğu Zeynep Koçak'a aldatıp da Yağmur Tanrı sevsene nasıl geçtiğini anlatsın Oğuzhan Koç önce. Ondan sonra Didem'in istihbaratını yalanlasın. Genelde Demet Özdemir'den neden ayrıldığını anlatsın. Geçiyor. Demet Özdemir'den neden ayrıldıklarını anlatsın. Demet Özdemir'in neden evliliği 5 ayda bitirip kaçtığını anlatsın Oğuzhan Koç önce bize. Ondan sonra burada televizyoncu Didem Delen'in istihbaratını yalanlasın. Ve sen oraya gitmediysen kız sana gelmiştir ya, bu kadar basit. Yani. Ve davayı açan Demet Özdemir'di arkadaşlar. Büyükada'da acil bir şekilde boşandılar. Hatırlıyor muyuz? Buradaydık anons ederken ve Demet çok mutsuzdu. Çok çok mutsuzdu. Şimdi ben Oğuzhan Koç'un bu ilişkisine gelirsem. Ama konuşmuyorlar ayrı. Bence samimi buluyorum. Yani zaten öyle tahmin ediyorum ki 1-2 haftalıkta bir ilişki. Bu evet, çok, evet, çok uzun, yeni. Daha yeni. Çok yeni bir çok ilişki. Yeni. Ama ben tabii ki burada ikisinin de gözlerinin içine baktığımda ikisinin de gözleri içinde güldüğünü görüyorum. Hı-hı. Ve mutlu olduklarını görüyorum. Yani şimdi şöyle bir durum var. Evet, Demet'le Oğuzhan ayrıldığı noktada ayrılığı Demet istedi. Ve Oğuzhan Demet'i unutabilmek için çok çaba sarf etti. Çünkü Demet'e gerçekten çok aşık olduğunu düşünüyorum ben Oğuzhan'ın. Ve tabii ki ayrılığın sebebi de Oğuzhan'dan olmadığı için çok acı çekti. Ve ilk defa bir de Oğuzhan öyle kolay kolay emin olmadığı, duygusundan emin olmadığı bir insanla el ele tutuşup dışarı çıkacak bir adam değil. Asla değil. Onu çok iyi biliyorum. O yüzden ben bu ilişkinin samimiyetine inanıyorum. Ha, bu ilişkiden bir evlilik gelir mi? Hiç sanmıyorum. Öyle bir ihtimal vermiyorum. Çünkü Oğuzhan'ın evlenebileceğini düşünmüyorum. Ve evlilik adamı olduğunu da düşünmüyorum. Hmm. Ama tatlı güzel yakışmışlar birbirlerine. Allah tamamını erdirsin diyeceğim ama ne kadar erdirir bilemedim. Gözüktüğü gibi aşk böceği değil Oğuzhan. Biz sakinleri dinlemeye gitmiştik. Bu Ortaköy'de bir mekan var. Orada tam yan yanayız böyle standlarda. O zaman da evliler Demet Özdemir'le birlikte. İşte Çağrı Tel Kıvran falan var. Berkaylar geldi, eşi falan. Evet, çok yakın arkadaşlar. Onlar o tayfa. Onlar yan, yani dip dibeyiz böyle Hande ile ben gibi. Bütün her şeye şahit oluyorum tabii. Ve Demet o kadar seviyor ki. Hani yüzünü seviyor, yanında böyle. Hani Demet aşık olunca gerçekten çok başka bir kadınmış. Ben burada bunu gördüm. Demet şimdi Özdemir hani biraz fırlamadı ya. Şu anda ikiye bölündü. Yani çünkü Oğuzhan'da hiçbir sevgi kırıntısı asla görmedim biliyor musunuz? Ve dedim ki yakında boşanırlar. Birkaç hafta sonra da boşandıkları haberi geldi. Şöyle söylemezsem olmaz masasında bu Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç arasındaki ilişkinin bitiş sebebi Pınar Eliç'e. Sen diyorsun ki Demet Özdemir tarafından bitti bu ilişki. Evet, Demet tarafından bitti. Bu evliliğin bitti. Bitişini evet, Demet Özdemir istedi. Ama Bilal abiyle Didem Delen de diyor bitirdi. Ki sen de mi Demet diyorsun? Demet bir yanlışını gördü. Demet bir yanlışını gördü. Demet bitirdi. Evet. Demet hani aşıktı. Sırılsıklam aşıktı. Ama şöyle de bir durum vardı. Bana da söylemişti Demet Oğuzhan'ı çok sevdiğini. Evet. Ama bakın, bana da söylemişti. Bakın şöyle Demet de bir durum. Bu evliliği öyle bir şey gördü, yaşadık ki ondan sonra bitirdi. Bakın ben size başka bir şey daha açıyorum şu Oğuzhan an. Bir pencere daha açıyorum. Onu. Bakın benim o zaman aldığım duyumlarda da o evlilik süreci içerisinde daha doğrusu evliliğe gidene kadar. Şimdi Oğuzhan'ın bir şarkıcı yani çapı belli, kazancı belli, ne kadar nereye harcayacağı belli. Demet'in çok fahiş böyle istekleri vardı. İşte normalinde şunu söylemiştik. Demet o zamanlar yeni bir ev almıştı. O evlilik aşamasındayken. Oğuzhan da demiş ki ona ya hazır sen yeni bir ev aldın oraya geçelim hani. Hayır demiş, bu evi ben annem için aldım, muhteşem bir villa. Hayır demiş, sen demiş yeni ev açacaksın ve çocuğu ekonomik olarak Oğuzhan'ı inanılmaz derecede zorlamıştı. Ve Demet ben mi yapıyorum? Evet, inanılmaz derecede zorlandığını biliyorum.
Ve Oğuzhan da hatta şunu söylüyormuş yakın arkadaş çevresine. Ya abi diyormuş yani ben artık elimdeki avucumdaki ne varsa harcadım. Yani artık nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani Demet'in müsrifliklerinden de biraz bu iş sarsılmış olabilir. Vallahi bir şey olabilir. Söyleyeyim mi? Demet bütün arkadaşların hesabını bile ödeyen bir kız. Ben şu an şoktayım evet, yani. Hiçbir zaman bir erkeğin parasına ihtiyaç duymadı ki. Evlilik İnanılmaz aşamasında para kazanıyor şu anda. Ya işte tabii ki kazanıyor. Demet işte inanılmaz para kazandığı için yani. Zaten. Hani evlilik hayat müşterektir ya. Evet. Sen de hani eşin olacak bir insanın hani bilirsin durumunu, kazancını, ne kadar neyi yapabileceğini. Zorlamazsın bir şeyler için. O zaman olsan yetemedi diyelim. Yetemedi. Ama yani şöyle bilemem. Oldu. Bir de şöyle oldu arkadaşlar. Yetemedi. Bir de şöyle oldu. Demet'le evlendikten sonra Oğuzhan'ın kaşesi 2'ye 3'e katlandı. Aynen öyle. Hatırlayın. Yani ondan sonra ne kadar çok iş geldi. Ne kadar çok yere sahne gitti, sahneye geldi. Gitti. Ne delil paralar Reklam kazandı. Reklam filminde oynadı hatırlıyor musunuz? Tabii. Hep Demet'le evliliğinden sonra oldu. Tabii o paralarla bile yeni bir ev alabilirdi o kadar kısa sürede. Yani Oğuzhan Demet'i kaybetti, çok şey kaybetti aslında. Ama Demet Özdemir de aslında yaptığı açıklamalarda çok böyle aşkın uzun süreli olmayacağına inanan biri olduğunu ifade ediyor. Yani çok kısa süreli anlık bir aşk olabilir o anda hızlı bir şekilde yıldırım aşkıyla bir şeye başlanıp ama aşkın ömrünün çok kısa sürdüğünü daha sonrasında hani başka birileriyle yine o aşkı tadabileceğini açıklamıştı. Ya şimdi ya yani onu, çok da aşka inanan biri değil. Ya onu diyenler yani yalan söylüyor. Yok inan yok bana. Kendi açıklaması Demet'in. Ya, ben de aşka inanmıyorum Ahmet diyorum. Bu inanmadığım Mümtaz, anlamına gelmiyor Ahmet, ki. Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına katılmıştı. Aşkın tanımını orada yapmıştı. Ve bu tanımda da hani böyle biraz daldan dala yani ömrünü miladına o son kullanma tarihi geçtikten sonra başka bir heyecana yelken açabilecek kapasitede olduğunu söylemişti aslında. Doğru insan karşına çıkana kadar tabii. Ya Demet Özdemir adına söylüyorum. Hmm. Hani o da kendi adına konuşuyor ya. Ya şimdi tabii. Benim başka bir dert aldı. Siz bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ya ben şu televizyonculuğumda iki evet. Tane isimden yana çok çekiyorum. Kim? Aa, nedir o? Ne oldu? Biri Ajda Pekkan, biri Oğuzhan. Oğuzhan mı? Ay, düzeltmek istemedi. Evet ya şimdi Oğuzhan yazmışlar. Evet ya özür dilerim ya sevgili izleyiciler. Ben bu ikisinden çektiğimi hayatta çekmedim ama ya. Bir şey söyleyeceğim. Bilal abi de. Bak, değil mi? Bilal abi de. Defaat Oğuzhan. Oğuzhan. Baktım Pınar da Oğuzhan. Dedim ki Hande düzeltme. Boş ver onlar öyle söylesinler. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bırak dağını kalsın. Ama zaten sana kalmadı düzeltmeye. Burada mesajlar yığıldı. Ya bu iki isimden çektiğim. Oğuzhan. Bu, Bilal bu, abi. Bu yanlış değil ki. Bu hızlı konuşurken. Hayır. Bir Oğuzhan der misin abi? Oğuzhan. Bilal Beyciğim. Ya bu birleşim veriyor zaten konuşurken. Şebaşan dedi ya. O da haklısın. Şebaşan. Ya oluyor böyle şey. Ben şimdi orada nasılım biliyor musun? Böyleyim. Şam. Ben böyleyim. Gülmemeliyim. Halbuki Şam Suriye'nin başkenti. Bugün öldürdüğünüz hiç alakası olmasa da öyle ya. Gerçekten. Ya evet ya evet. Ne olur kusura neydi bakmayın. Konumuz? Bu aşk süren Oğuzhan. Neşlemeyin beni yani. Oğuzhan Koç. Şimdi evet yeni bir ünlülerimiz yeni aşk yelken aşıkları zaman eski defterleri bir şekilde açılıyor. Evet. Şimdi yeni evet. Bir aşk konuşacakken aşklarında başarılar umarız güzel bir şey yakalamış olursunuz diyelim. Ama ister istemez çok da böyle ünlü isimlerle birlikte oldukları zaman o defterler bir şekilde magazin masasında sonuçta o kirli çamaşırlar isimler. Evet bir şekilde normal. Açılıyor. Evet yani bir iddiadır. İddiaya da Oğuzhan kendisi de cevap verdi. Bundan sonrasında tekrardan kendisinden cevap İnşallah gelirse. İnşallah çok mutlu olur ilişkisinde. Ben sizlere evet, biraz önlerine bakalım. Evet, biraz geleceklerine evet. Bakalım. Geçmişte yaşananlar yaşandı bitti saygısızca. Aldatmanın tadına varınca. Evet. Bu haber evet söylemezsem olmaz'a özel bir haberdi efendim. Söylemezsem olmaz sundu. Teşekkürler. Bitti mi? Yok şimdi devam. Bana mı öyle şeyler yapma ben inanırım. İnanırsın değil mi? Vallahi inanırım. Tamam peki efendim. Hadi şimdi başka bir çapkın ünlümüzle devam edeceğiz. Sinan Akçıl diyeceğiz. Vay. Ben çok zeki olduğuna inanıyorum Sinan Akçıl'ın. Berfu Yenendir'in YouTube kanalındaki programına katılmış bir açıklamalar yapmış. Hepsi ayrı bir manşet. Neresinden tutacağız nasıl konuşacağız bilmiyorum ama bir gelsin neleri aslında manşetleri almışız izleyelim sonrasında konuşalım. Geceye kişinin ve baba olacak kişinin annesinin herhangi bir şekilde piyasadan olmayacağını söylüyor. Çünkü şuna değiniyor.
Yani o kadar küçük bir müzik piyasasında bulunuyoruz ki merhabalaşıyorsun, selamlaşıyorsun. Eğer kendi müzik piyasamızdan biriyle birlikte olursak, geçmişteki birlikteliklerinden olan isimlerle küçücük bir yer olduğu için herkes yüz yüze bakıyor. Belki birlikte iş yapıyorsun. Bunun olmasını istemiyorum diyor. O yüzden baba olacağım ama müzik piyasasından biriyle değil diyor. Ama kendi sözleriyle çelişiyor. Şimdi bir söylemlere bakıyorum, eylemlere bakıyorum. Yani Sinan, senin de bütün ilişkilerin medya camiasından, hep kendi sektöründen ilişkilerin. Hani madem baba olmak istiyorsun, o zaman farklı tercihlerle seni görelim şöyle el ele, göz göze, diz dize. Ama bütün ilişkileri bakıyorum, oyuncuydu, şarkıcıydı, sanatçıydı. Ama yani, baba olacağım zaman da diyor olmayacak de, diyor. Annesi diyor bu piyasadan haklı, olmayacak diyor. Çok büyük gözüken ama çok küçük bir sektör. Herkes de birbirinin eski sevgilisi ya. Bir de çok oturdukları doğru ortamlarda bunları konuşuyorlar. O kadar çok leş doğru muhabbetlere çok bazen doğru şahit oluyoruz ki. Oğlun eski kız arkadaşını anlatıyor. Oğlun eski erkek arkadaşını ve affedersiniz vallahi hiçbir ortamda konuşulmayacak detayları falan veriyorlar. Ve bu çok çirkinleşti artık. Maalesef. Bunlara şahit olunca da insan diyor ki ya birinin eskisine bilmem nesine falan denk gelmeyeyim deyip de artık uzaklaşıyor. Yani bu sektörden artık sevgili yapmayacağım söylemine bu anlamda katılıyorum. Magazini çok doğru kullanan İnan bir çocuk sevgili ama. Sevgili yapar. Çok bak, güzel sevgili kullanıyor. Yapar. Anne baba olacak zaman piyasadan olmayacak diyor. Yine sevgili yapar piyasadan. Ama çocuğumun anası diyor bu piyasadan diyor olmayacak çok, diyor. Çok iyi bir müzisyen. Kendi söylediklerini bilemem ama verdiği bütün şarkılarda hiç boşu yok. Bütün şarkıları tutmuştur. Çok, çok iyi bir müzik adamıdır. Şeye çok katıldım sahnelerde. Özellikle diyor ki kadınlar erkek gibi giyinmiyor. Erkekler kadın hareketleri sergilemeye başladılar diyor. Bu en çok dikkat çeken ve en tehlikeli şey aslında. Çünkü dikkat ederseniz kaç gündür kadınların maskülen kıyafetlerini, erkeksi kıyafetlerini konuşuyoruz ve erkeklerin de ojelerini konuşuyoruz. Buna değinmesi de çok güzel gerçekten. Sinan Akçıl'ın babası Türkiye'nin en önemli keman virtüözlerinden biri. Profesör, kemanda profesör unvanını almış bir isim. Sayın Akçıl, kendisi konservatuvar kurucusu ve öğretim üyesi, bir senfoni orkestrasının da yönetmeni. Öyle bir babanın evladı ve 4-5 dil biliyor Sinan Akçıl. Her genç kızın, her bayanın arkadaşlık yapmak isteyeceği bir erkek. Dolayısıyla çok da yetenekli olduğu için her ünlüde, parayı da veren herkeste bir şarkısı var. Ve hepsine de çok şey kattı Sinan Akçıl. Dolayısıyla Sinan Akçıl her zaman konuşulacaktır da bundan sonra. Tarkan için söylediğine de katılıyorum. Tarkan'ı evet biz çok şişirdik çünkü Tarkan bir fark atmıştı bestelerle, şarkılarla, Sezen Aksu desteğiyle özellikle. Söylediği şarkılar Onno Tunç'un elinin değdiği. Onno Tunç kim? Arama motorlarına girin. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük müzik insanlarından biri. Sezen Aksu ile birlikte ne şarkılar yaptılar. Tarkan da o şarkılardan nemalanmıştı. Evet, o bakımdan haklı. Tarkan için bir de böyle şöyle bir şey söylemişti. Tarkan bir konserinde terli havlusunu atmıştı seyirciye. Geçen sene. Ben dedi sizlere Sinan Akçıl konserinde Tarkan gibi terli havlu atmam. Ben sizlere çiçek atarım demişti. O zaman da Tarkan'a böyle bir göndermede bulunmuştu. Sinan Akçıl evlenmek istiyorsa evlensin. Evet, ben de katılıyorum. Bu bizim ünlüler dünyasından olmayan biriyle evlenmesi lazım. Zaten kalmadı. Kim kaldı? Yani arkadaşlık yapmadığı kalmadı diye. Evet, şimdi evet. Bak şimdi ben Sinan'ı severim. Müziğin altın çocuğu ve dahi çocuğu olarak görürüm. Yorumculuğuna bir şey diyemem ama iyi bir müzik adamı. Yalnız Sinan'ın son zamanlarda çok cesur açıklamaları yok mu arkadaşlar? Şöyle ki yani özellikle kendi hayatıyla ilgili ve özeliyle ilgili yaşamının bir parçası olan kadınları nasıl patlatacağı belli değil. Bir kere kendisi de bu konuda güvenilir değil. Yani Sinan'ın sevgilisi olmak kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Sinan'a hak verdiğim, bu röportajında hak verdiğim görüşlerinden bir tanesi. Çünkü genelde ben onu bu kadınları çok fazla patlatıp böyle dalgaya aldığı için biraz aslında tepkiliyim ona bu konuda. Ama söylediği bir şey var ki bazı kıyafetlerle ilgili erkeklerin transparan oluşu. Evet, bazı kıyafetler
unisex'tir. Mesela kadın da erkek de giyer. Siyah bir tişörtü kadın da giyer, erkek de giyer. Ama iş transparanlığa varınca... Ben bunu giyemem ama. İşte bu yani onu transparanlığa giymez. Varınca tabii ki bu olmaz. Şimdi hangimiz isteriz Didem, Hande? Yemeğe çıkıyoruz. Bir erkek arkadaşımız da geliyor. Transparan bir gömlek giymiş. Eller ojeli. Altta etek. Vallahi var mı? Bir ton tokat atıp çıkarım ona ben. Şunlar yani. Olmasa giyerim belki. Bunlar fazla. Erkek diyemiyoruz ona peki. Şu idare Bilal eder. Bilal abi. Bir izleyenimiz sana demiş ki Bilal abim omuzunda demiş havlusunu unutmuş. Ya ama onlar şanlı. Bu kadar güzel kızın içinde, bu kadar güzel giyilen bayanın içinde ne yapayım? Ama ben bir şey renk katıyorum kendime. Ama ya gerçekten böyle eğlenceli şeyler yazdığınız zaman bizim çok hoşumuza gidiyor. Evet. Yani hakikaten. Eleştirin bizi ama için işte birlikte sohbet ediyormuşuz gibi değil mi? Ya da işte kıyafetlerimizle ilgili. Evet. Daha böyle troll şeyler söylediğiniz zaman daha çok hoşumuza gidiyor. Aynen. Bu yorumlarınızı daha çok görmek hakaret istiyoruz. Hakaret olmadığı sürece güzel. Evet. Sinan Akşın'ın bir de şu söylemi vardı. Ben prim yapıyorum. Ne için prim yapıyor biliyor musunuz? Sevgililerinden ayrılınca ben tabii ki prim yaparım diyor. Çünkü diyor Samsun Demir yapımcım da seviniyor. O diyor yeni şarkı gelecek. Çok güzel. Çünkü Sinan Akçıl buralarda üretime geçtiği ayrılıkça için. Ayrılıkça besleniyor adam. Evet. Tabii. Aa mutluyken evet. Yapamıyor. Bile isteye kızları ağlattığı, ayrıldığı anlarını o zaman melankolik. Kobay olarak kullanıyor kızları şarkı üretmek aynen. için düşünsene. Güzel bir şey mi? Zamanımız geldi arkadaşlar. Yine bir reklam. İzleyenler. Tamam vallahi neyse gelsin paralar. Aktı geçti gerçekten. Kısacık bir reklama çıkacağız ama reklamlardan sonra söylemezsem olmaz özel acayip bir haberimiz var. Evet Işın Karaca'nın o eski eşi Sedat uf yani neler yapıyor biliyor ayrılmayın. Musunuz? Sadece bize özel haberler bunlar ve sevgili Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Bize biraz sitem etmişsiniz sosyal medyada okuyoruz. Neden Vural Çelik cenazesi? Bununla neden haberi açmadınız diye. Özel çünkü ona ayrı var. Bir başlık ayırdık başlık efendim. Değil. Kısacık bir aranın ardından devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın. Efendim ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için hayırlı cumalar olsun, günaydınlar, hoş geldiniz. Veya TV ekranlarında söylemezsem olmaz. Tüm hızıyla devam ediyor. Yeni konumuz yine bir gala olacak. Bu sıralar galalar dolaşıyoruz. Şu gala, Daşlı Gala. Mavi Mağara filminin galası gerçekleşti. Kerem Bürsin'le Derim Özkan biliyorsunuz ki başrollerini paylaşıyordu. Bizim dikkatimizi hadisenin galada olmayışı çekti. Bir gidelim bakalım galadan yansıyanlar neler olmuş, sonrasında konuşalım. Başrollerini Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın paylaştığı Mavi Mağara filmi galasını gerçekleştirdi. Filmin hem senaristliğini hem de oyunculuğunu üstlenen Kerem Bürsin hadise sorusuna ne yanıt verdi? İnşallah devam ederiz. İnşallah devam ederiz. Lucas Torreira ile bir dönem ayrı kaldıktan sonra tekrar aşk yaşamaya başlayan Devrim Özkan, Torreira'dan evlilik teklifi mi aldı? Neden duydun? Neden duydun? Kerem Bürsin kimden öpücük istedi? Kerem Bürsin'in hem senaristliğini hem de oyunculuğunu üstlendiği filmde başrol partneri Devrim Özkan oldu. Mavi Mağara filmi bir deniz kuvvetleri askeriyle onun ölmekte olan eşi arasındaki aşka odaklanıyor. Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın galaya hazırlık anları kameralara böyle yansıdı. Biraz yanma, yanma. Başlıyoruz. We are starting. Şey bitsin bittikten sonra bakalım. We are starting. Devrim Özkan galada beyaz zarif tasarımları olan elbisesiyle göz kamaştırdı. Herkese selamlar. Bakın yanımda kim var? Tabii ki ben. Ve ne için buradayız? Mavi Mağara'nın premieri için. Ve ne yapacağız? Filmi izleyeceğiz. Ama çok şanslıyız ki Ece bu filmde yer aldı. O yüzden %100 izlemeniz lazım. Bayağı burada izleyeceğiz. Uzun zaman çalıştırılmış bir proje ve Kerem'le böyle bir projede, yazdığı projede yer almak çok özeldi. Mavi Mağara filminin galasında röportajlara geçiyoruz. Birçok ünlü ismin katıldığı galada renkli görüntüler vardı. Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'dan samimi röportaj.
Filmin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın açıklamalarına geçiyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Çok güzel bir süreçti hepimiz için diye düşünüyorum. Ekibimiz, bütün herkes, bu işe emek veren herkes çok heyecanlı ve umuyorum ki seyircide de aynı karşılığını bulur. Zaten Devrim çok yetenekli bir oyuncu. Bence herkes onunla oynamak ister. O yüzden tabii ki biz de Devrim'i çok istedik. Ve açıkçası çok mutluyuz bence. Yani ben şahsen çok mutluyum. İlk günden beri, ilk tanıştığımızda senaryoyu okuyup gelmesi ve bu kadar sahiplenmesi bizi çok heyecanlandırdı. O yüzden artık hepimizin projesi oldu ve inşallah sizler de beğenirsiniz. Kerem Bürsin senaristliğe devam edecek mi? Umarım. Yani eğer bu film beğenirseniz o zaman evet. herhalde devam ederim. Çok istiyorum. Yani kamera arkası çok heyecanlandırıyor beni. Genel anlamda filmcilik çok heyecanlandırıyor. O yüzden inşallah devam ederiz. Devrim Özkan senaryo ile ilgili ne düşünüyor? Hikaye, en başta hikaye bizi etkileyen şey. Kerem ve Osman inanılmaz bir hikaye yaratmışlar. Bizi çok düşündürecek ve kendimizi, hayatımızı çok sorgulatacak bir hikaye. Bunun tabii artıları oldu. Kerem'le partner olmak müthiş bir şey. Çünkü inanılmaz bir insan her şeyden önce. Aynı şekilde Altan Hoca ve ekibi inanılmaz çalışkan bir ekip. Hikaye de bu kadar güzel olunca neden içinde olmayasın ki zaten? Yani hemen olmak istedim. Telefon numarası alışverişi Kerem Bürsin'in sık kullandığı bir taktik mi? Numaralarınızı hep böyle mi alıyorsunuz? Hayır. Hayır. Herhalde hep yani kullanmak istediğim bir şeydi ama hiç kullanamadığım için burada fırsat oldu. Kerem Bürsin'den kısa ve net cevap. Şarkıcı Hadise ile yakın arkadaşlığı nedeniyle haklarında aşk söylentileri çıkan Kerem Bürsin, kendisine yöneltilen soruya bakın nasıl karşılık veriyor. Arkadaşız. Arkadaşız. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'a teklif mi geldi? Benim her şeyim ortada. Ben çok mutluyum. Süper. Bir teklif de gelmiş diye duyduk ama. Neden duydun? Kuşlar söyledi. Olursa söyleriz tabii ki. Niye saklayalım yani? Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin oğluna evlenme baskısı yapıyor. Mavi Mağara filminin galasına Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin de katıldı. Oğluyla ilgili evlilik sorusuna bakın hangi yanıtı verdi. Mutlu oluyorsun ailende böyle şeylere şahit olabilince. O yüzden mutluyuz ya. Mutluyuz. Annenizi görmüşken hemen özel hayatında sormak istiyorum. Aa yok yok yok, yok yok. Evlenme baskısı geliyor mu? Ya kesinlikle gelmiyor. Her şeyin bir zamanı var. O zamanı gelince de olacak. Efendim şu ana kadar hiç ilişkilerine karıştınız mı? Veya hayır kesinlikle kesinlikle karışmadım. Çok seviyoruz sizi. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hadi gel anne. Ece Dizdar iki sahneyle konuk olduğu Mavi Mağara filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kesinlikle yapım şirketine baktığım zaman, arkadaşlarım, Altan Hocam baktığım zaman kesinlikle içinde olmak istemiştim. Ama ben henüz bu hafta ödüllü bir yönetmen oldum. Evet. Heyecanlı bir hafta geçiriyorum. Mükemmel isimli kısa filmimle Altın Portakal'da en iyi kısa film jüri özel ödülü aldım. Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat ne aşerdi? Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin çifti anne baba olmaya hazırlanıyor. Hamilelik sürecinin başlarında olan Zeynep Tuğçe Bayat bakın ne aşerdi? Cansel Elçin ne aldı? Mango istedi bugün. Mango bulamadım, hurma aldım. Hurma yiyeceğiz şimdi akşam. Evde hazırlıklar başlamış. Başlamadı ya. Değişiklikler başlamadı. Hiçbir şey başlamadı. Biz yani adım adım gidiyoruz çünkü... bilmem, acele etmeye gerek yok gibi geldi. Kırmızı pullu elbisesiyle galada boy gösteren Yusra Geyik'in sahneleri Antalya Kaş'ta çekildi. Bakalım güzel oyuncu neler açıklayacak? Çok keyifli geçti. Zaten Kaş'ta çektik. Yani biz Kaş tarafında, ayağında ben sadece çalıştım filmi. Müthiş keyifli geçti. Ben çalıştığım ve tanıdığım bütün ekipten inanılmaz memnunum. Mutfakta da marifetli. Galaya katılan isimlerden birisi de Yasemin Özilhan'dı. Ünlü isim Kerem Bürsin ile ilgili bazı bilgiler verdi. Mantı böreği yaptık. Onu çok Amerika'dayken yemiş, burada yememişti. O yüzden tarifine baktığımda ilk yaptım. Bir kek tarifiydi. O yüzden beraber yaptık, güzel oldu. Mutfakta da marifetli midir efendim? Kerem. Evet. Yapıyor güzel, el lezzetli. Yasemin Özilhan setleri özlüyor mu? Ya bunları söyleyeyim. Bir kana karıştığı zaman tabii ki unutulmuyor ama... Yani evet özlüyorum, zaman zaman özlüyorum. Galaya eşi Selin İmer ile birlikte katılan Mustafa Ceceli yeni çıkardığı single ile alakalı açıklamalar yaptı. Evet evet, yeni bir single çıkardık. Çok da iyi gidiyor, Ömrüm ismi. Gayet keyifli. Ya birazcık böyle benim ilk albümümün 15. yılı şerefine diyelim.
böyle biraz insanları eskiye götürdüğümüz, dinleyicilerimizi o klasik yıllara götürdüğümüz bir çalışma yaptık. Devrim Özkan'ın rol aldığı filmin galasında önemli bir misafiri vardı. Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira çift romantik pozlar verdi. Bürsin'in şaşırtan öpücük talebi. Galada Mavi Mağara filminin başlamasına kısa süre kala Kerem Bürsin Lucas Torreira'ya görüşlerini sorarken bakın neler yaşanıyor. Devo! Heyecandan öleceğim. Ya baya başlıyor. Son 5 dakika. Son 5 dakika. Son 5 dakika. Son 5 dakika. Lucas'a da vereceğim. Hadi. Lucas, you wanna say anything to that? TR. Thank you. I'm really happy to be here. Are you excited? Very excited. Are you excited to watch the amazing? Devrim Özkan sevgilisi Torreira'yı öpüyor. Amazing. To my love. And for yours. Kerem Bürsin ben de öpücük alabilir miyim diyor. And for yours. Thank you. Can I have a kiss too? Thank you. Kerem Bürsin Mavi Mağara filmini izlemeye gelenlere salonda konuşma yaptı. Burada evet konumuz aşk, çok yapılmış bir konu ama onu daha farklı nasıl ele alabiliriz onu yapmak istedik. Yani çünkü biliyoruz dünyadan böyle bir aşk için bir talep var. Ama biz de şey dedik, okey yani çok sabun köpüğü olmasın. Biraz daha yani evet ya böyle şeyler de olabiliyor dedirtecek bir proje olsun istedik. Mavi Mağara filmi görücüye çıktı. Filmin iki yıldızı Devrim Özkan ile Kerem Bürsin'in filmi izledikten sonraki ilk açıklamaları. Evet. Bitti, izledik. Bitirdik, bitti. Size de iyi seyirler. Umarım seversiniz. Biz çok heyecanlıyız. Evet. O yüzden biz şimdi gidiyoruz. Bye. Evet, Kerem Bürsin bu Mavi Mağara filmini kendisi yazdı, kendisi oynadı ve izlediğiniz şekilde de bütün gala gecesindeki PR'ını da kendisi yaptı. Aldı kamerayı eline, herkesle tek tek röportaj yaptı. Yani çok emek verdi bu filme gerçekten. Ay ben bu filmi çok merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten içinde mi? Bu filmin içerisinde büyük oyuncu, büyük senarist Kerem Bürsin var. Nasıl merak etmem? Beğenmiyor musun Kerem'i? Bir dakika, bir ya. Dalga seziyorum burada. Şimdi sanki dalga dalgalanıyorsun. Benden beklemeyen bir şey değil mi? Şimdi şöyle biraz ben de espri katayım. Hep ciddi konuşmak istemedim. Şimdi ben Kerem Bürsin'in oyunculuğunu bir Kıvanç Tatlıtuğ'yla eşdeğerde tutamam. Yani ben açıkçası çok iyi bir adam bak. Çok iyi yürekli bir adam. Ama çok büyük bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de çok da merak etmiyorum ben. Ama orada dikkatimi çeken bir olay vardı. Annesi çok tatlı bir kadın. Evet. Ellerinden öperim annesinin. Ama tabii ki de annesini de bir bıraksaydı kadıncağız neler anlatacaktı. Ama çekeleştiriyor oradan. Anneyi bir türlü konuşturmadı. Çünkü tabii ki her anne evladıyla gurur duyar. Herhalde. O gözlerindeki tabii o gurur. Niye konuşturmadı Bilal Beyciğim yani Kerem? Mi? Ben neden? Söyleyeyim mi? Söyle. Bu hadiseyle bu görüntülerden hoşlanmadı annesi. Ben size söyleyeyim. Nasıl yani? Nasıl? Hoşlanmadı. Aileler müdahale eder. Yaş kaç olursa olsun. Kız bakın, hadise orada yok bile orada. Hayır hadiseyle en son görüntülendi ya. Niye hadise yok? Galada yok ama Venedik'te festivalde vardı ya birliktelerdi ya. Tamam hadise yok. Venedik'te en son beraber görüntülendiler ya. Evet işte ama onlar. İşte o ya. Ama işte biraz da aşk vardı ya. Ama bir hadise şey yönetmenle aşk yaşıyormuş. Şey ay benim beynim yandı. Ya. Şimdi bir şey denendi arkadaşlar. Bir şey denendi. Sonra denildi ki bu olmaz. Buradan biz çıkamayacağız. Olmasın dendi. Ama ben ailesinin de müdahale ettiğini düşünüyorum. Bizzat kendi düşüncemle. Ya bu hadise niye sürekli istenmeyen gelin oluyor ya? İlk defa ben Kerem'in ana dilinde konuşabildiğine tanıklık ettim. Çünkü yeah all right here we yok are ya, falan diye konuşan bir adam ya. Durmadan sosyal medyasında. Torreira'yla konuştu. Burada akıcı Lucas bir şekilde konuştuğunun Lucas farkındayım. Evet, evet. Güzel dostlar biriktirmiş ama ben bunu görüyorum. Mesela Yasemin Ergen'e her zaman yanındadır onun. Ayrılıklarında da yanındadır. Hani Yasemin Erçel'le Özilhan. Ayrıldığında Yasemin Özilhan, eski Özilhan soyadını kullandım ben. Yine yanındaydı. Yine sanatçı dostları, oyuncu arkadaşları da oradaydı. Devrim Özkan'la Torreira'ya gelecek olursak. Eğer Torreira
çok başarılı ve çok kazanan bir futbolcu olmasaydı Devrim Özkan'ın kesinlikle olacağına inanmıyorum. Benim notlarımdan kopya çekiyorsun. Kesinlikle olacağına inanmıyorum. Şimdi bu başladı. Ya aklım yolu bir kız, su gibi bir kız yani. Torreira'ya bakıyorum ya, kusura şimdi bakmayın da. Başladı. Futbolcu olmasa kim bakar yani Torreira'ya? Neden ama Torreira'yı güzel seviyor. Arkadaşlar. Torreira'yı yedirmem sana. Arkadaşlar. Bilal abi konuş, ben alacağım. Ya, arkadaşlar. Devrim Özkan'la Kerem Bürsü'nün filmdeki öpüşme sahnesini getirir misiniz ekrana? Kalp var ya. Şimdi Devrim, Kerem Bürsü'nün bu filmde sadece oyuncu ve ortak senarist değil, Osman Kaya ile birlikte yazmışlardı. O da senaryoda katkısı var Osman Kaya'nın. Ortak senarist değil, aynı zamanda yapımcısı. İlk büyük işi yapım firmasının, 5 sene evvel kurduğu yapım firmasının ilk büyük işi Ay Yapım'la ortak yaptılar bu filmi. Ve dijital bir platforma yaptılar. Para garanti, cebe indi para. Daha önce oynadığı reklam filmlerini de kendi şirketinden, yapım şirketinden çekmişti. Ve annesi babası yaşadıkları Teksas'tan özel olarak geldi oğullarının mürüvvetini görmeye. Mürüvvetini derken? Ya işte bu mürüvveti sayılır yani. İlk yapımı, büyük yapımı, yapım şirketinin ürettiği ilk. Yani başarısına. Hadiseli bir şey mi bekledik? Yok, öyle bir şey yok. Ortak olmaya. Evet, başarısına yani. Ortak olmaya geldiler ve sevindirdi. Şimdi o sahnede... Soracağım sana, o sahnede, o sahneyi getirebiliyor musunuz filmdeki? Bakayım. Torreira'yla, Devrim Özkan'ın. Bu arada Lucas'ın Galatasaray'da en büyük Galatasaray Hande. Galatasaray'daki yıllık kazancı net 2 milyon 750 2.750 ama bonuslarla 4 milyon euroyu buluyor. Ya. Tabii ki çok büyük bir para kazanıyor. Sezonluk mu bu? Evet, yıllık. Ve sözleşmesi de uzatılacak. Devrim Özkan'ın Lucas Torreira'yı evet biraz da tabii ki iyi yaşantısından dolayı, zengin olmasından dolayı, çok şöhretli olmasından dolayı. Çünkü ayrıldıkları zaman 8 ay ayrı kaldılar ve Devrim Özkan başkasına gitti. Evet. Başka bir erkekle beraberlik kurdu. Ama Cem Büyükbaşı'yla adı anıldı. Lucas onu unutamadı. Niye unutamadı? Güzel ve seviyor. Barıştılar. Evet, aşıktı. Güzel seviyor. Aşıktı. Evet, şimdi şunu söyleyeceğim Lucas size. Lucas güzel o bir öpüşme, adam bence. O öpüşme evet, görüntüsünde filmdeki... Ya öyle bir öpüşüyorlar ki. Ne? Yani öyle bir hani film icabı, rol icabı, şu yanağından, çenesinden falan öyle değil. Tutkulu bir öpüşme var burada. Acaba Kerem diyorum bir Türk olsaydı Devrim Özkan'ın sevgilisi. Böyle öpüşebilir miydi? Abi öpüşebilirdi. Evet, öpüşüyor işte. Nasıl işini yapıyor? Bir dakika abicim ya. Yargı dizisinde Pınar Deniz'de Kaan Urgancıoğlu'nun öyle bir öpüşmesi vardı ki ağzımız açık kaldı. Biz Türk televizyonlarında bu öpüşmeyi nasıl izledik dedik. Aynı şekilde Afra Saraçoğlu'yla Ferit'in saatlerce öpüşmesi vardı. Ama oyuncuya tolere edebilir, herkes edemez. Kaan Urgancıoğlu'yla o dediğin kız Pınar Deniz, sevgiliydi zaten. Abicim yargıda sevgili değildi. Çok tutkulu bir aşkları oldu. 2023 Nisan ayında. Sevgiliydi abicim. Çok senin her söylediğin doğru her şeyi değildi. Bilemezsin. Bir dakika, sen bilemezsin nasıl. Hayır olur mu? Orada öpüştükleri zaman ispat ettik ekranda. Öbür Kaan'la birlikteydi. Şu anda kocası olan Kaan hayatındaydı. Ondan evvel Kaan Urgancıoğlu. Kaan Urgancıoğlu. Müsaade et. Kaan Urgancıoğlu'yla. Ettim abicim. Kaan Urgancıoğlu'yla 10 gün bir beraberlik yaşadılar. 10 günlük beraberlikle evet. Film sahnesinde öpüşmelerini mi konuşuyoruz? Onlar öpüştükleri zaman yani hayatında Kaan vardı. Kocası vardı. Yani senin vermiş olduğun Torreira ile Devrim'in öpüşmesi, Devrim'in ondan sonra gidip filmde Kerem Bürsin'le öpüşmesi bizim zaten herhalde yani bütün Türk olan ünlülerimizde birbirleriyle öpüşüyorlar evli olanlarda. Hayatı öpüştüğü için ayrılan oyuncular var. Sevgilisini terk eden ayrılan oyuncular var. Onlar erkek ayrı. Oyuncu, onlar Türkan Şoray kanunlarını eğer evet, uyguluyorlarsa ayrı. Yani Lucas'ın buradaki genişliğine de hayret ediyorum. Abicim Arjantinli adam, Arjantinli. Uruguaylı. Lucas bence geniş değil. Icardi Arjantinli. Bir şey söyleyeyim mi şimdi? Kerem orada bir densizlik yaptı. Yanında bir erkek arkadaşı olan bir kadın da beni de öp, beni de öp. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten Lucas böyle bir kaldı baktı yani. Bu ne diyor kalmaz bu adam diye. Kalmaz Lucas, kalmaz. Onların mezhebi, onların kültüründe
Bunlar çok komik, gülüp geçilecek şeyler. Gel bizim kültürümüzde bunu birine yap. Mümkün değil. Ya, ne Kerem yaparlar? Bursin, yapamaz. Kerem de yapamaz. Kerem Bursin sempatik gözükmeye Kerem çalışırken bazen çok antipatik ve evet, duruma düşüyor. Patavatsız bir duruma düşüyor. Aslında çok tatlı, çok da sevimli bir çocuk. İyi gönüllü bir çocuk. Yani yurt dışında yaşamış, büyümüş. Bazen bir şey yapamıyor, biliyor davranışları. Ama bence bak, yapımcılığına ağırlık verse daha iyi olur. Oyunculuk artık yani. Yapamıyor mu diyorsun? Yapımcılık, bak ona bir şey demem. Ben bu filmin hiçbir ama şey bir gör bakayım yapımcılığını. Filmi bir izle. Abi izleyelim. Bilmiyorum, çok da merak etmiyorum. Tabii filmi bir izle. Parayı aldı ya. Parayı peşin aldı zaten. Yani ama tutmasını tabii ki diler. Fakat görüntüler harika. Burada güzel bir şey yapmış. Klasik akıllı. Yönetmen çok başarılı. Ve daha evvel de birlikte çalıştıkları yönetmen. Nefis o kaş görüntüleri, doğa görüntüleri, denizin bir içi, yaz filmi su, herhalde. Mağara görüntüleri, o denizin aşk altında film, aşk. Denizin altındaki yani, o muhteşem kaşı biliyorsunuz. Deniz altı ne kadar biliyorum. Zengin orada. Neden aşk filmleri yazın çekilir? Neden bir sonbaharda aşk veya kışın lapa lapa cevap kar ver yağ? Kerem Bürsin. Ver. Ver. Neden? Neden? Burada dikkati çekeceğim yerlerden bir tanesi Hadise'nin galada olmayışı. Çünkü biz burada Kerem Bürsin'le aslında Hadise'nin hani çok yakın dostlar. O Venedikler'de sürekli işte birlikte gidip geldikleri ve bir işte Kerem'in özellikle çokça Hadise'yi çektiği anlardan çok yakışıyorsunuz birbirinizle. Aralarında aşk var mı diye sorguladık, ettik. Bir baktık galada Hadise yok. Çok arkadaşlar, yani çok arkadaşız diyorsunuz. Ama İnsan bir tane Hadise, eğer çok arkadaşınsa destek amaçlı bu filmi gitmeniz, desteklediğin bir herhangi bir story paylaşabilirdim bence. Gitmez. Çünkü Kerem sürekli böyle başkalarının paylaştığı şeyleri de kendi storiesinde repost etti. Hadise'nin herhangi bir paylaşımını görmedik. Halbuki o gelin takımı galasına biz zaten gitti. Orada da bir sürü paylaşımlarını yaptı. Ama Kerem Bürsin'le aralarında her ne yaşandıysa yine yaşandı bitti saygısızca olmuşçasına aralarında bir kopukluk olduğunu görüyorum. Çünkü Kerem Bürsin'i de takip ettim. Takipten çıkmış. Zaten Hadise kimseyi takip etmiyor. Kerem sürekli diyordu ki beni takip et, beni takip et. Etmedi. Bir şeyler yaşanmış ve kopmuş. Kerem de Hadise'yi takipten çıkmış. Hadise zaten kimseye etmiyordu ki. İşte etmiyordu niye dedim etsin ya. Niye, etmiyordu niye ama. Niye bu kuralı Kerem Bürsin için bozsun ki Kerem yani? Kerem de sürekli böyle esprili bir şekilde Hadise beni takip et, Hadise beni takip et diye storyler çekiyordu. Burada ekrana zaten getirmiştik. Ama bütün o sempatiklikleri aralarının tamamen bozulmasına sebep olmuş. Çünkü Hadise yeni bir ilişki yaşıyor. Yasemin Özdilhan'ı bir daha getirebilir misiniz ekrana, yönetmenim? Ne kadar değişmiş değil mi? Yanaklarını mı yaptırmış Bilal abi o yüzüne? Yasemin Özdilhan'a soruyorlar bu röportajda, oyunculuğu düşünüyor musunuz yine diye. Biliyorsunuz 2011 yılında baktım, evlenmeden evvel Doktorlar dizisinde çok sevilen bir oyuncuydu Yasemin Ergen'e. Teklif olursa diyor olabilir diyor. Çok özledim oyunculuğu diyor ama bir yakın plan görebilir miyiz? Yani o yanaklarla zor. Bu yanaklarla zor diyor Pınar Eliç'e. Hakikaten yani bu yanaklarla bu estetikle nasıl oyuncu düşünüyorsun oyunculuğu? İnandırıcılık sıfır olur ya. Yani senaryoda. Kimin etkisinde kaldıysan lütfen, eğer o bir arkadaşınsa, görüştüğün birisiyse lütfen hayatından çıkar. Çünkü sen şimdiye kadar asla yüzüne baby botoks dışında hiçbir şey yaptırmayan bir kızdın ve çok beğeniliyorsun, çok seviliyorsun. Çok bu arada güzel bir kadın. Milyonlarca takipçisi var. Türkiye'de influencer kadın dendiğinde akla gelen 3 kadından bir tanesi haline geldi. Evet, o para olsa bizde de olurdu. Anneliğiyle, neyle olursa parayla olsun. O markasını korumak diye bir şey var. O kendi güzelliğiyle. Ama demek ki para yani her şey değil. Yani güzellik de her şey değil. Ama kadın aynaya bakıyor. Ben kendimi güzel bulmuyorum diyor. Gidiyor estetik mutsuz doktoruna. Çünkü mutsuz. Çünkü mesleği de yapmıyor. Ya, tamam. Şeyi Cinderella hayatı yaşıyor. Hakikaten öyle. Yani bir orta tabaka bir aileden geldi. Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine gelin oldu. Ama yani mutsuz olduğu da evet. Bir ara zaten ayrılık çok oynamış kendisiyle. Bir aşırılık var gerçekten yüzünde. Onu fark evet ettik. Biz onu da dile getirmeye lazım çalıştık. Hani fotoğraflarında bu yansımıyor ama burada şimdi videoda tamamen hem boyun bölgesi hem yanak bölgesi. Elmacık kemikleri. Elmacık kemikleri özellikle bir aşırılık var gerçekten. O elmacık topları diyoruz onlara. Topluyoruz, evet. Bence kendisi de bu elmacık halinden top memnun değil diye İnşallah düşünüyorum ben. İnşallah iner. Peki ya arkadaşlar, Işın Karaca söylemezsem olmaz masasından çağrılıyorsun. Eski eşin bu katlarına yeni bir yenisini eklemiş. İzleyelim bakalım. Olay. Işın Karaca'nın vukuatlı eski eşi Sedat Doğan skandallarına bir yenisini daha ekledi. Cezaevinden tahliye oldu. Ofisinde kaldığı iş insanını soydu. Sabahleyin geldiğim zaman
Kayıplara karışan Sedat Doğan, misafir kaldığı ofiste yasaklı madde kullanıp nasıl parti verdi? İnanamadım. Şoka girdim. Cezaevindeki mahkumları nasıl kandırdı? Yani Allah korusun, orada bir emniyetlik bir şey olsa. Bu kadarı filmlerde olur dedirten hırsızlık öyküsü ve tüm detaylar sadece söylemezsem olmaz da. Şarkıcı Işın Karaca'nın 2011 yılında evlendiği Sedat Doğan, ünlülerin klip yönetmeni ve fotoğrafçısı olarak tanınıyordu. Aynı yıl kızları Mia'yı kucaklarına alan çift 2013 yılında olaylı bir şekilde ayrıldı. Karaca ve Doğan arasında süren velayet savaşı yıllarca sürdü. Sedat Doğan'ın Brezilya'ya gitmesi ve orada karıştığı hırsızlık olayının ardından cezaevine girmesiyle son buldu. Işın Karaca'nın kızı emsal teşkil edilecek bir kararla annesinin soyadını aldı. Brezilya'da hapisten çıkan Doğan 2020 yılında Türkiye'ye döndü. Yine rahat durmayan Doğan 2021 yılında kamera ve bilgisayar hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Haberin ardından kayıplara karışan Sedat Doğan bir süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevi günleri filmleri aratmadı. Hapiste parasız kalan Sedat Doğan cezaevi jargonuyla meydancılık yaptı. Aynı koğuşta kaldığı bir iş adamının günlük işlerini yaptı. Tutukluluk süresi boyunca namaz kılan, zikirler çeken Doğan tüm koğuş arkadaşlarının güvenini kazandı. Tahliyesi yaklaşan Doğan işlerini yaptığı iş insanından yardım istedi. O iş insanı da İstanbul Cihangir'de bulunan arkadaşı Cemil Şahin'i arayarak Sedat Doğan'a yardım etmesini istedi. Doğan serbest kaldıktan sonra soluğu Şahin'in yanında aldı. Kalacak yeri olmadığı için Sedat Doğan'ı bir geceliğine ofisinde ağırlayan Cemil Şahin başına gelenleri şöyle anlattı. Beni bir arkadaşım aradı. Şu an iş adamı, eski bir arkadaşım. Tanışmışlar herhalde, çocukla yakın bir şey kurmuşlar. Cezaevinde mi tanışmışlar efendim kendisiyle? Çok fazla şey yapmak istemiyorum tabii. Evet, cezaevinde tanışmışlar. Cezaevinde hizmetini görüyormuş, işte 5 vakit namazını kılıyormuş, zikri yapıyormuş. Onların da böyle cezbetmiş. Arkadaşının ricasını kırmayan Şahin sabah ofise döndüğünde gördüğü manzaraya inanamamış. Sabahleyin geldiğim zaman ofisin içinde yapılmadık hiçbir şey kalmamış. Kıymetli olan neler varsa alınmış. Değerli olan ne varsa hepsi gitmiş. Televizyon, bilgisayar, bağlama, böyle kıymetli tesbihler vardı. Hepsi gitmiş. Sabahleyin dükkana geldiğimde böyle 0.5 bir pet şişeye bir şeyler sokmuşlar, üstünü başka şekiller yapmışlar, masayı yakmışlar. Ofisi darmadağın bulan ve soyulan Cemil Şahin, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini görünce şok üstüne şok yaşamış. Sonra görüntü kaydına bakalım dedik, o anı çekelim. Evet. Abi saat 1'den 6'ya kadar girip çıkmışlar, girip çıkmışlar. Evet. İçmişler. İçmişler. Allah korumuş, yani Allah korusun, orada bir emniyetlik bir şey olsa ben mesul durumda olacaktım. Durumu cezaevindeki arkadaşına anlatan Şahin, yaşananları onların da hayretle karşıladığını söyledi. Dedim böyle, inanamadım. Şoka girdim. Görüntülü aradım. Görüntüyü gösterdim. Öyle bir durum olmuş. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim, bu haberimizde söylemezsem olmaza özel bir haberdir. Bunun bilgisini yine verelim. Duyduk duymadık demeyin. Hani haberi haberleştirecekseniz de bizden olduğunu lütfen belirtiniz. Evet, Işın Karaca'nın eski kocası Sedat Doğan biliyorsunuz ki. Ve karıştığı olaylar, tabii ki geçmişte olan kızıyla arasındaki velayet davaları vesaireleri sonrasında yine halen daha hayatımızda. Çünkü Işın Karaca'nın eski kocasısın. Ya başka türlü zaten böyle bir adamın konuşulma şeyi yok. Bu ana haberde suç dosyalarında konuşulabilecek. Üçüncü sayfa haberi. Ve suçları kabarıp Brezilya'da hapisten çıkıp buraya gelmiş. Burada da suç üstüne suç işleyen bir adamın teki diyoruz biz buna. Sedat Doğan isimli bir şahıs. Bu adam ayrıca da madde bağımlısı. Bu adam her şeyi yapabilir. Konuştuk mu dün? Madde bağımlılarının ne kadar ileri diyecek bir şey değiliz ama bu suça meyilli adam şu anda geldi İstanbul'da. Işın Karaca'dan da çocuğunu almak istedi. Bakın Işın çok çekti. Evliliği süresince de çok çekti. Ve Işın şiddete de uğradı bu adam tarafından. Psikolojik şiddete de fiziksel şiddete de uğradı. Ve çok sıkıntılı günler yaşadı. Şimdi gene geldi bu adam buraya.
ve şu anda sokaklarda serbest dolaşıyor. Yani cezaevinde yatmış çıkmış adamcağız diyor ki dükkanı soyulan masanın üzerinde diyor 0.5'lik bir pet şişenin içine diyor bir şeyler yapmışlar filan. Tabii o yasaklı maddeyi öyle kullanıyorlar, o surette kullanıyorlar artık neyse tükettikleri. Hala yasaklı maddeye devam ediyor ve son derece tehlikeli, toplum için de tehlikeli, Işın Karaca için de tehlikeli, çocuğu Mia için de tehlikeli. Mia'nın babası bu. Işın Karaca bundan boşandıktan sonra bir başkasıyla evlenmişti. Tuğrul oda başıyla evlenmişti. Son eşi başka Işın'ın. Ondan da boşandı şimdi. Başkasıyla evlendi ama bu Tuğrul oda başı. Oda baş. Işın Karaca'nın kızı, bu Sedat Doğan'ın kızı Mia'yı yanına alıp bir fotoğraf çekmişti beraber. O da yani üvey babası ya, bir fotoğraf çekip paylaşmıştı. Vay sen misin bunu çeken, paylaşan, ta Brezilya'dan. Arada okyanuslar olsa da senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Adam ol, efendi ol, getirme beni oraya diye oradan tehdit savurmuştu. Işın Karaca da bu her an gelip bana burada kızıma bir şey yapabilir diye, kocama bir şey yapabilir diye uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Böyle de bir adam yani. Şimdi Işın Karaca'nın başına gelebilmiş en büyük problemlerden bir tanesi Sedat Doğan. Hayatı boyunca da silemeyeceği bir iz. Çünkü bir evlilik var ve ortada bir çocuk var. Vallahi ben Işın'ın yerinde olsam böyle bir babanın soyadını kızımın taşımasını istemem. Ben hemen o soyadı değiştiririm kızımın hayrı çok için. Haklısın. Alınmış. Ondan sonra yurt dışına kaçmış. Kaçtığı yerden sınır dışı edilmiş. Ondan sonra Türkiye'ye gelmiş. Burada da sürekli işte olaylara karışan, hırsızlık yapan. Yani korkunç bir şey ya. Korkunç, kötü bir baba örneği bir kere. Düşünebiliyor evet. musunuz? Yani ben şimdi herkesi bir yana bırakıp ortadaki evladı düşünüyorum. Korkunç bir baba örneği. Allah kimseye de böyle bir eş nasip etmesin. Böyleleri de uzak etsin. Ama işte bilemiyorsun. Anneannemin bir lafı vardı. Kavun değil ki kokla al derdi bana. Evet. Ama dediğimiz gibi Allah böyle bir insanlarla iyilerle karşılaştırsın hepimizi. Bakın mesela, arkadaşlar. Amin. Bu arada cuma evet. cuma hakikaten amin demek istedim. Evet. O benim amin. En büyük duamdır. Allah evet. iyi insanlarla karşılaştırsın. Şu anda evet. bu dönemde, bu çağda herkesin birbirine dua. Edeceği en güzel dua gerçekten bu. Çünkü kendi başımıza yaşamıyoruz. Maalesef dışarıda diğer insanlarla evet. ortak yaşadığımız toplumda başımıza gelmeyen kalmıyor. Şey söyleyecektim, bu Nazan Hanım geldiğinde Ufuk Özkan'la ilgili olarak ben çok hızlı 8 ay içerisinde evlendim ve o yasaklı maddeyi kullanma muhabbeti ya da kumar bağımlılığı, işte alkol bağımlılığı vesaire, bunlardan haberim yoktu, ben sonradan farkına vardım evet. demişti ya. Acaba ben merak ettim, Işın Karaca evlendiği dönemde yani Sedat Doğan'ı alırken, koca yaparken kendine Sedat bunları kullanıyor muydu? Yani... Sedat Doğan önce çok aklı başında bir insandı. Ve çok çalışkandı, çok iyi bir fotoğrafçıydı, çok iyi bir klip yönetmeniydi. Pek çok ünlünün de klibini çekmiştir. Yani piyasada tutulan, sevilen bir isimdi. Nasıl böyle bir suç makinesi i̇şte sonra, haline geldi? Sonra, madde bağımlılığı yüzünden. Bu madde bağımlılığı yüzünden. Yani o çok enteresan. İşte, madde bağımlılığının insanların nasıl değiştirdiği, hayatını ne hale getirdiği. Hırsız oldu adam. Adamın görüntüsüne bakın. Madde alabilmek için dönüşüme Brezilya'da bakın. Parası olmadığından... O maddeye ulaşabilmek için hırsızlık yapmaya başladı. Dolayısıyla orada sabıkalandı. Ve senin dediğin gibi hapis oradan da sınır orada. Dışı edildi. Ama madde bağımlı. Burada da bırakamadı. Burada da devam ediyor şu işte. Şu an toplumun içerisinde mi dolaşıyor bu insan? Tabii. Bir iş insanı referans olmuş. Bir dostunu arıyor. Diyor ki ya bir işin ucundan tutalım. Zor bir hayat yaşıyor. Hani iş verelim bak yeniden hayata başlamak hayatım. İçin kimse kimseye bu devirde yapmaz. Böyle bir şansın var değil mi? Bu şansı ama, nasıl değerlendiriyor? Işte, ama mahvetmiş adamın dükkanı, zarara uğratmış tamam, bir de ne ya. Ne kadar kötü bir şey bu. İnsanlarda iyilik yapma duygusunu da yitirtiyor i̇şte böyle insanlar. Bahsediyoruz. Doğru. Rezillik bak, yani. Bak bu da doğru Pınar. Yitirtiyor yani. Yapsam bir dert, yapmasam bir dert. Bakar mısınız ya adam bir de zarara uğramış iyilik yapayım derken. Yani evet. efendim böyle şimdi biz bu haberi aldık, tek tek araştırdık ve ekranlarınıza taşıdık. Hani böyle Sedat Doğan'la karşı karşıya gelecek insanlar olursa kanmayınız.
Hani size böyle işte ihtiyacım var, bana işte bir yardım eder misin abi diye gelirse kapınıza, işte başınıza bunlar gelebilir. Koskoca bir iş insanı üzülmüş haline, vaktine almış koymuş, başına gelmeyen kalmamış. O yüzden hani bu bizim söylemezsem olmaz özel haberimiz. Işın soyadını değiştirmiş çocuğun. Öyle değiştirmiş mi? Tabii değiştirmiş. Mahkeme bu olaylardan kararıyla. Sonra mahkeme çok kararıyla karar. Değiştirmiş. Yani doğru karar. Ben de olsam evet. Aynı şeyi yaparım. Yapılır evet. Yani. En doğru hareket. Evet. İşte baba olunmuyor Bilal abi. Evet. Öyle evet, baba olunmuyor. Herkes olmuyor yani. Her erkekte bir değildir tabii. Olmuyor. Her erkek bir değildir tabii. Bir de biz tabii. Şimdi anne olurken bağlar, hormonlar, yani senin kendi vücudundan bir bebek doğuruyorsun. Ondan sonra diyorsun ki babaya bu senin çocuğun. Yani adamın hiçbir bağı yok. Adamın evet. Ahlakı, adamın yetişmişliği, edebi doğrultusunda o çocuğa baba olabiliyor. Evet. Olmayanlar da işte yani kızların, çocukların başına gelmeyen kalmıyor. Yani babalığa şimdi, uygun seçimler yapmak lazım şimdi aslında. Şimdi şöyle bir şey tabii evet. Ki iyi babalarımız şey, da var. Anneliğe uygun şey, erkek kadınlar. Geçer. Bravo, doğru. Allah insanların karşısına hep iyileri çıkarsın. Evet. Erkek için de, kadın için bu de. Bu da kötü baba örneği olarak burada kalsın. Evet. Şu köşede kalsın. Evet. Peki. Yine söylüyoruz. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Efendim şimdi Vural Çelik diyeceğiz. Ya Allah biz bugün ya. Bu programı açarken biraz sistem dolu mesajlarınızı da gördük. Çünkü biz Vural Çelik'i öyle sadece bir magazin turu içerisinde geçmek istemedik. Çok önemli bir insandı yine oyunculuğuyla. Biliyorsunuz Avrupa Yakası'nın Kubilay'ıydı. Aynı zamanda 80'lerin Niyazi'siydi. 51 yaşında hiç beklenmedik, hiç hastalığından bile haberimiz olmadığı bir anda hayata veda etti. Biraz hatırlayalım, onurlandıralım, sonrasında konuşalım. Allah rahmet eylesin. Rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Vural Çelik'in sosyal medya hesabından 2 gün önce yaptığı paylaşım yürek burktu. Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim. Oyuncu Vural Çelik birçok başarılı yapımda yer alarak izleyicinin takdirini kazanmayı başardı. Renkli kişiliğiyle ekranların sevilen yüzü olan Vural Çelik'in oynadığı karakterler izleyicinin hafızasına adeta kazındı. Avrupa Yakası dizisinde Kubilay rolü 2004 yılında Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Avrupa Yakası dizisinde Kubilay karakterini canlandırmıştı. Kubilay karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Vural Çelik ikonik kahkahasıyla özdeşleşmiş. Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım filmindeki Erdem rolüyle büyük beğeni topladı. 2007 senesinde Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım filminde evli ve tek çocuk babası olan Erdem karakterine hayat veren Vural Çelik kendi dükkanında kuaförlük yapmaktadır. Ancak bir gün tesadüfen karşılaştığı bir çocukluk arkadaşı yüzünden polis tarafından yasaklı madde ticaretine bulaşmakla suçlanarak hapse atılır. Başına gelen talihsiz olaydan sonra uzun süre cezaevinde kalan Erdem'in hapishane şartlarına uyum sağlaması uzun zaman aldı. Vural Çelik'in oyunculuğuyla alkışları topladığı Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım filmi izleyenlere önemli hayat dersleri veriyor. 80'ler dizisinde Niyazi rolü. Vural Çelik 24 Ocak 2012 tarihinde ekranlara merhaba diyen, yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Birol Güven'in üstlendiği romantik komedi ve nostalji türündeki 80'ler dizisinde Niyazi karakteriyle seyircinin karşısına çıktı. Niyazi karakterinde gösterdiği performans ile 80'ler dizisinin vazgeçilmez karakterlerinden biri olmuştu. Vural Çelik'i 51 yaşında kaybettik. Oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vural Çelik'in menajeri Rasim Özcan henüz yeni öldü. Ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp, tansiyon hepsi var. Açıklamalarıyla Vural Çelik'in acı haberini duyurdu. Vural Çelik 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sık sık hastaneye gittiğini vurgulamıştı. Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar yatım katım billam olmuştum. Vural Çelik'in bir gün önce bir şarküteriden alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşları ve ünlü isimler Vural Çelik'in ölüm haberini aldıktan sonra sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştılar. Müzik
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven verdi haberi. Vural'ı kaybettik dedi ve hepimiz yasa boğulduk. Bu aralar çok fazla böyle ölüm haberi veriyoruz. Sanat camiasından oyuncusu olsun, sanatçısı olsun. Çok da erken yaşta artık ölüm haberleri vermeye başladık. 50 yaş çok erken değil mi sevgili seyirciler? Sevgili Vural Çelik aslında tansiyon hastası, kalp hastası, şeker hastası. Böyle çok uzun bir zamandan beri onu ekranlarda izlemedik ama çokça hastalıkla uğraşıyormuş. Hatta son 2 gün önce hastaneye gittiğinde aldığı tedavi esnasında çektiği görüntülerde şu an izliyorsunuz. Konuştuğu şey vardı. Diyor ki sevgili Vural Çelik, eğer diyor şu hastaneye geldiğim kadar diyor dizi setlerinde vakit geçirmiş olsaydım katlarım, yatlarım, villalarım olurdu benim diyor. Ve aslında bu söylemi biz onu her ne kadar görmesek de ne kadar hastalıkla mücadele ettiğini maalesef şu anda gözler önüne seriyor. Hayata 1-0 yenik başladı bu konuştuğumuz değerli oyuncu arkadaş Vural Çelik. Allah rahmet eylesin. O 11 yaşındayken babası evi terk etti, başka bir kadına gitti. Kör annesiyle ve 9 yaşındaki kardeşiyle onu yalnız bıraktı. 11 yaşında bir çocuk, babası evi terk etmiş gitmiş ve evde para yok, pul yok. Aç susuz annesiyle birlikte, annesi fabrika işçisi, geçinmeye çalıştılar. Çocuk o zamandan psikolojik rahatsızlık yaşamaya başladı ve hayatı boyunca da üzerinden o hali, o stresi, o rahatsız hali atamadı, depresyonu atamadı. Son zamanlarda da, hayatının son zamanlarında da 2 senedir de derin depresyondaydı. Kendisine soruyor gazeteci arkadaşlar, şöhrete ulaştığı Avrupa yakası zamanı, evlenmeyecek misin, bir çocuk sahibi olmak istemiyor musun? Hayır dedi, babama karşı öfkem dinmedi, aynı şeyleri çocuğuma yaşatmak istemiyorum, baba olmaktan çekiniyorum, korkuyorum demişti ve bu hali hep devam etti. Bir sevdiği vardı. Onunla sevgiliyken çok mutluydu. Sözlenmişlerdi. Onunla evlenmek istiyordu. Çok istiyordu ama ikisinin de karakteri zıttı ve birbirlerini itiyorlardı. Demiş ki Vural, yahu tamam birbirimizi çok seviyoruz ama biz evlenirsek bu yaşadığımız güzel aşkı öldüreceğiz ve birbirimizi görmek istemeyeceğiz. Biz ayrılalım en iyisi. Mantığa bakar mısınız? Şimdi mantığa bakar mısınız? Erkekler... Ve başka kadını da sevememiş ondan sonra. Bir başkasına aşık olamamış. Geçenlerde de bir paylaşımı vardı yine. Bir paylaşımı vardı. O paylaşımı da okumak istiyorum. Bu hayatta ister zengin olun ister fakir, sadece karşınızdaki koltuk boş kalmasın. Yalnızlık çok kötü şey arkadaşlar, çok kötü şey diye yapayalnız evet, öldü gitti. Şimdi erkekler bizim gibi değil. Biz kadınlar bazı sıkıntılarımızı paylaşıyoruz, konuşuyoruz, içimizdekileri atıyoruz ama erkekler bazı problemlerini maalesef dışarıya yansıtamayabiliyorlar. Hep güçlü durmak zorunda hissediyorlar arkadaş, dost ya da ailelerine karşı. Ve çektiği çok ciddi sıkıntılar vardı. Özellikle ekonomik problemleri vardı ki bu problemler yüzünden adamcağız özel hayatına falan odaklanamadı. Çünkü gözleri görmeyen annesiyle bahçeli evlerde 1+1 dairede yaşayan ama hayatını sanata adamış bir oyuncuydu. Ata Demirer ilk başta keşfetti. Çok yakın arkadaşlardı. Ata Demirer dedi ki ya gel dizide bir rol sana. Çok yetenekli bir adamsın. Gel bu yeteneğini Türkiye görsün ve öyle bir karakter yarattı ki Türkiye bu karakterin bütün kelimelerini ezbere konuşmaya başladı. Şey, efsane bir dizide oynadı. Bir Demet tiyatroyla başladı oyunculuk evet, kariyeri. Ama Ata onu Avrupa Ata Demirer de Avrupa yakasına yönlendirdi. Bir Demet tiyatroyla başladığını ama söyleyelim. Bir Demet tiyatroda ona popülerlik verilmedi. Avrupa yakasında kendini buldu ve marka oldu. Ondan sonra bir projede daha rol aldı ama iş gelmedi bakın. Nice böyle sanatçılar, oyuncular, yetenekler kayıp gidiyor. Niye? Aynı 5 adam, aynı 5 kadın, aynı menajerler ekmek yiyecek diye bu insanlar ekonomik sıkıntılar yüzünden, stresten gencecik yaşta kalp krizi geçirip ölüyorlar. Ölüm nedeninin ne olduğu daha henüz belli değil. Bunun bilgisini de lütfen paylaşalım. Evet, evinde ölü bulundu. Evet. Ancak ölüm nedeni araştırılıyor. Bunun da hemen bilgisini sizlere verelim. Merak ediliyor çünkü. Şunun da altını çizim. Hiçbir yerde yazmıyor. Hiçbir yerde bu bilgiyi alamazsınız. Maalesef daha evvel de bir kalp krizi geçirmiş. 2012 yılında abi. Tetikleyen de
Bu depresyon olduğu söylenmiş o yüzden. Evet. Yine o zaman da böyle bir derin depresyona girmiş. Şimdi bu ekonomik olarak bayağı bir ekonomik problem yaşadığını ben de biliyorum, öğrendim. Maalesef gerçek tiyatrocuların, gerçek sinemacıların sanki üzerine yapışmış bir kabus ve kaderi bu. Ben videoyu seyrederken gerçekten çok duygulandım. Orada bir hastane videosu vardı. Evet. İşte hastalanıyorsun, hastaneye gidiyorsun. Sonra hastaneden çıkıyorsun. Gidiyorsun, canım bir çay simit çekiyor belki. Gidiyorsun bir yere, çayını simidini alıyorsun. Ama o sırada sen dünya işleriyle ilgilenirken aslında öleceğini de bilmeden yaşıyorsun. İşte bu kadar stresi. Ya bakın sevgili izleyenler, hayatta her şey bizler için. Sanmayın, hepimizin dertleri var. Hepimizin sıkıntıları var kendine göre. Bunu çok içselleştirmeyin. Bunu çok dert, mücadele edin. Kendinizi kapamayın. Bakın şimdi biz sanatçılar çok duygusal olduğumuz için, çok da gururlu olduğumuz için herkese her şeyimizi söyleyemeyiz. Ekonomimizi söyleyemeyiz, derdimizi paylaşamayız. Bence Vural Bey de öyle bir insandı. Onurlu, gururlu ve duygusal bir insandı. Ama bakın işte gün geliyor, bir sabah uyanamıyorsun. Borcun varsa seninle beraber gidiyor. Derdin varsa seninle beraber gidiyor. Doğru. Ama yine günahınla, sevabınla kalıyorsun. Şimdi zor bir şey Pınar. Düşünsene, sokağa çıktığında seni herkes tanıyor. Allah rahmet eylesin. Şöhretli bir insansın. Ama cebine bakıyorsun, olacak şimdi? Alışveriş yapacaksın. Ya. Cepte 5 kuruş para yok. Gözleri görmeyen annen seni evde bekliyor. Annen olacak anne şimdi. Kardeşi var bir tane de, ama var. Ne olacak kardeşi ya? Var. Ne olacak ama yani, ne olacak? Kim bakacak bakmış. Onlara aslında kim bakacak? Aslında sevgili Mural Çelik hangi rolü üstlenirse üstlensin o diziye damgasını vuran bir isim oldu. Çok bir karakter yani oyuncusu hep bir aslında. Karakter oyuncusuydu, evet. Ve hep onu o karakterinin adıyla birlikte biz biliyoruz hafızalarımızda. Biz niye göremiyoruz bu oyuncuları? Ama neden Mural Çelik'i başka projelerde göremedik mesela? Yani bir diziye sığdıramadınız mı yani Mural Çelik'i? Ben şimdi böyle paylaşım yapan bazı isimler görüyorum timsah gözyaşlarıyla. İşte mekanı cennet olsun, çok iyi bir insandı, şöyleydi böyleydi. Vallahi ben büyük bir vefasızlıkla suçlayacağım sizleri. Bu bütün sanat camiasını. Bence Mural Çelik gibi bir oyuncuya bu zamana kadar bir rol veremediniz, bir diziye sığdıramadınızsa bu sizin vefasızlığınızdır. O yüzden kalkıp da bir paylaşım yapıp da kendisine veda etmeniz de çok samimiyetsiz gerçekten. Bir varmış, bir yokmuş. Orada hani elinde eczaneden aldığı ilaçlarıyla böyle bir poşetle bir şarküteriye gitmiş ya. Alışverirken ki son hallerini ekranlara yansıtmıştık biliyorsunuz. Bak içler acısı, oradaki hali, böyle bir mutsuzluğu, bir çaresizliği yüzüne yansıyor orada. Belki orada bir et ürünü, şarküteri ürününden bir şeyleri almak istiyor ama fiyatları gördüğü için alamıyor. Belki alamıyor alışverişe. Bak bu yok. O kadar çok o yüzüne yansıyor ki sevgili Mural Çelik'i, kahretti bizi. Kahretti bu görüntüler gerçekten. O yüzden aslında hakikaten o kadar çok zamanını hastanelerde geçirmiş ki, o kadar parasını hastanelerde harcamış ki 51 yaşında henüz aramızdan, daha gencecik. Maalesef onu daha çok izlememiz gerekirken, daha iyi hallerde olması gerekirken kaybettik efendim. Mekanı maalesef. Cennet olsun. Mekanı amin. Cennet olsun. Amin. Kısacık amin. Bir reklam arasına gireceğim. Şimdi reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi herkes konuştu, bir tek biz konuşmadık. Bu haftayı da şu çok özel markanın 6 sene sonra yapılan özel bir defilesi vardı ya, onunla bir tamamlayalım. Bir konuşalım, söylemezsem olmaz masası olarak da. Bizden Türkiye'den tek davet alan isim Dilan Çiçek Deniz'di ama podyuma çıkması için değil, bu defileyi yerinde takip etmesi için. Bu da çok büyük bir şey. Yani oraya davet alıp o defileyi izleyecekler arasında olmak da aslında çok önemli bir davet diyelim. Yani podyuma da çıkabilirdi, şahane de temsil ederdi bence, çok da yakışırdı. Çünkü ben oyunculuğundan daha çok beğeniyorum askılığını, modelliğini. Ama hiç modellik yapmadı biliyor musun? Zaten İdam? Güzellik derecesi olan bir kız. Yapmadı ama modellik. Sadece Çukur'da beğendim oyunculuğunu. Başka bana ikinci bir proje daha söyleyin derseniz aklıma bile gelmiyor. O kadar yok hafızamda. Metin Akdürer'le bir dizisi çekimi var. Çok güzel bir kız, özellikle o dolgularını falan eritti, o orijinaline geri döndü ya, şu anda aurası bambaşka.
bence yurt dışına açılabilir, biraz daha lisanını geliştirir. Oraya model olarak davet edilmedi. Zaten davet edilmedi. Şöyle, o markanın Amerika'daki, Amerika merkezi o markanın Türkiye'deki distribütörü, Türkiye'de de satış yapan mağazaları olan bir firma, Amerika'daki o firmanın Türkiye temsilciliği, burada da bu işin reklamı dönsün, PR olsun diye bir ünlüyü oraya gönderdi. Bizde mankenlik mesleği kalmadığı için bana bir tane oraya gidip Türkiye'yi manken olarak teslim. Şeyval Şahin. Adi canım. Çıkardı Şeyval Şahin. Şeyval Şahin de geldi artık. Yürürdü. Geldi artık kaç yaşına ve Londra merkezli. Yani Türkiye'de Londra bir merkezli. Tane hiç, bana Çağla Şikel dersiniz mesela. 42-43 yaşında yok. Genç bir tane manken sivri yok. Dolayısıyla ünlüleri Hande Erçel ya da işte bu hanım. Çünkü ya da Serenay Sarıkaya. Sen güzellik yarışmasından çıktıysan hemen oyuncu oluyorsun. Oyuncu olmak o kadar kolay değil. Oluyorsun ama olanları görüyoruz ama veya televizyonda sunuyorsun. Sonucu oluyorsun. İdil'in kariyeri açısından öyle bir markanın, çünkü bir iç çamaşırı markası. İdil doktor olacak. Ay, işte yükselecek falan. Bilal Beyciğim, bir melek olsan hangi meleği olmak isterdin? Niye melek olayım ya? Ben zaten ya, kendime has bir insanım. Niye melek olayım? Dilan, sen hangi meleği olmak isterdin? Adriana. Benim için Adriana'dır yani. Yo, ben... Bu sene de keşke Adriana ile açsaydınız da. Ben Cebrail. Karımın meleğiyim. Eşimin meleğiyim. Güzel. Peki. Güzel. Evet. Sen... Bak şu an ne oldu biliyorsunuz? Uyandık. Evet. Gözümün içine bakıyorlar. Kapat bizi, kapat bizi. Gittik şu anda. Temassızlık yapıyoruz. Yok gitti. Ama şöyle bak, vallahi su gibi aktı geçti. Bir pazartesi diyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Bir sizi bakıyorum cuma olmuş. Biz burada dördümüz sanki yatılı bir öğrenci yurdunda kalıyormuşuz gibi. Sabahın beşinde geliyoruz burada. Herkes, şafak operasyonu. Bilal abi havlusuyla gerçekten dolaşıyor koridorlarda. Hepimiz birbirimizin böyle odasında. Biz Didem'le zaten aynı odadayız. Beraber hazırlanıyoruz. Siz bizi ben Didem'le Mahmut Hoca gibi teftiş ediyorum. Çalışıyorsunuz yani. Öyle bir dünya yok yani. Evet. Sizi çok seviyoruz. İçeriden bilgilerle hayırlı cumalar. İyi hafta sonları. Bizi izlemeye İyi hafta sonları. Geliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere pazartesi. Görüşürüz.